Haber Odası'na hoş geldiniz. 8 Haziran Çarşamba 2022 gündemdeki gelişmeleri sizlere aktaracağız. Bu İzmir Marşı açıklamaları, tartışmaları gündemde. İşte Erciyes Üniversitesi'nde bahar şenliklerinde, manga konserinde işte DJ çaldı. Gençler İzmir Marşı'nı söyledi. Özellikle CHP öyle yerlere çekti ki yani işte AK Parti'nin olduğu sağlam, işte Cumhur İttifakı'nın olduğu kalesinde şöyle böyle herkes şaşırdı, ne oluyor da buna tepkiler de var. Olay inanılmaz derecede ajite ve siyasi bir tarafa çekti o kanat. Bununla ilgili açıklamaları sizlere aktaracağız. Dün de aktarmıştık. Mehmet Özsaseki'nin açıklaması var. İsmail Özdemir, MHP Genel Başkan Yardımcısı, o da önemli bir açıklama yaptı. O marşı çaldıran, İzmir marşı çaldıran DJ'den bir açıklama geldi. Siyasi bir amaçlı değil dedi. Bugün Ülke Ocakları bir basın toplantısı düzenledi. Özellikle CHP'ye sert tepki var. Ve yine üniversite öğrenci konseyi de bununla ilgili açıklamalar yaptı. Bunları sizlere aktaracağız. Sağlık yönetiminde bir değişim yaşanmıştı. Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nde bir devir teslim yaşandı bugün. Onunla ilgili son gelişmeler yine yağışlı hava özellikle ilçelerde etkisini gösteriyor. Bugün teknolojinin kalbi Koca Sinan'da attık. Koca Fest uzun röportajlar da yaptık. Canlı da yayınladık. Ondan yansıyanlar. Yine açılışlar var. Millet Bahçesi, Talaslı Eğitim Kampüsü Cuma günü açılacak. Yarın Melik Gazi'de açılış ve temel atma törenleri var. Kayseri Şeker Fabrikası Turhal'da çiftçiler özelleştirilmeden memnun. Turhal'da önemli gelişme, son taksit ödüyor Kayseri Şeker. Bununla ilgili gelişmeleri yine sizlere aktaracağız. Organize Sanayi Bölgesi 24 Haziran'da bir seçim yapacak. OSB'de sahip çıkan platform vardı. Onların adayı belli oldu. Baki Ersoy'un bir açıklaması var. Yine belediye bültenleri, belediyedeki son gelişmeler, hizmetler. Mesela Sena Organize'de ilk adım atıldı. Kafkas Derneği'nden bir kültür gecesi vardı. Asayiş haberleri, önemli operasyonlar ve para piyasaları, altın, döviz, euro ne durumda? Bunları konuşacağız. Haber Odası'nda sizlere aktaracağız hepsini birer birer. Bir tartışma var işte Erciyes Üniversitesi'nde. Gençler bahar şenliklerinde finaller öncesi eğlendi. Oraya gelen DJ de İzmir Marşı'nı söyledi. Büyük bir coşku içinde okudular. Kimsenin, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile Kayseri'nin bir sorunu yok. Ama olayı bir kesim öyle bir yere çekti ki sanki bir zafer kazanıldı, başka bir şey oldu. İnanılmaz, insanı gerçekten üzen, son derece ajite açıklamalar yapıldı belli bir grup tarafından. Buna tepkiler vardı bugün Kayseri'de. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'den başlayalım. Dün de esasında bu açıklamayı size aktarmıştım. Bugün yine açıklamalar var. Kimse buralardan kendine ekmek çıkarmaya çalışmasın dedi. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Erciyes Üniversitesi bahar şenliklerinde on binlerce gencin İzmir Marşı'nı söylediği anların sosyal medyada bir süre gündem olmasını değerlendirdi. Özhaseki, muhalefet bu görüntüden ekmek çıkarmaya çalışmasın dedi. Arkadaşlar, ben size net bir şey söyleyeyim. Herhangi bir marş kimsenin değildir. Herhangi bir marş kimse de sahiplenmesin. İyi Parti çıkalı 3 gün oldu ya. Daha 3 günlük parti. İzmir Marşı çıkalı. Yıllar oldu ya. Onlara ne oluyor? Niye birdenbire böyle heveslendiler? Birdenbire aşka geldiler. Nihayetinde bütün marşları hep birlikte daha gür bir seda ile söyleriz. Şu anda 805 belediyemiz var. Hepsinde etkinlikler yapılıyor. Hepsinde gençler orada. Tabii ki uygun şekilde eğleniyorlar, keyif yapıyorlar. Sene sonu gelmiş, imtihanları bitmiş. Bunun da keyfini çıkarıyorlar. Bundan daha normal ne olabilir ki? Öyle bir ortamda da isteyen marşla söylüyor, isteyen türkü de söylüyor, isteyen başka türlü de eğlenceye katkıda bulunuyor. Kimse buralardan kendine ekmek çıkarmaya çalışmasın. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir. O da Erciyes Üniversitesi'nde düzenlenen bahar şenliklerinde gençlerin okuduğu marşla ilgili çok önemli bir değerlendirmede bulundu. CHP'ye çok sert eleştirilerde bulundu İsmail Özdemir. Şöyle diyor, bugünkü CHP Atatürk'ün partisi olmaktan çıkmıştır. Bugünün CHP'sinde elbette
Atatürkçülük yoktur dedi. Zehir zemberek açıklamalarda bulundu İsmail Özdemir. İşte Özdemir'in o açıklamaları. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erciyes Üniversitesi'nde düzenlenen bahar şenliklerinde gençlerin okuduğu marşla ilgili açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özdemir, Covid-19 salgınının da sona ermesiyle bu yıl bahar şenlikleri coşkuyla yeniden kutlanmaya başladı. Yüceltmek için emek verdiğimiz milli şuuru Erciyes Üniversitesi'ne yakışır bir biçimde koruduğunu gösteren öğrenci kardeşlerimiz coşkuyla İzmir Marşı'nı şenliklerde okudu. Erciyeslilerin ruhunda Atatürk sevgisi ve vatan aşkıyla millete muhabbet namına daha nice örnekler vardır. Erciyes, Türklüğün sevdalısı olan yiğit ve asıl gençlerimizin otağıdır. Böylesine büyük bir coşkuyu Türkiye'ye gösterdikleri için genç kardeşlerimi tebrik ediyorum. Ne var ki CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun bahse konu olan görüntülerle ilgili olarak dün grup toplantısında söyledikleri hakikatle tamı tamamına zıt olan durumun tezahürüdür. Zira bugünkü CHP Atatürk'ün partisi olmaktan çıkarılmıştır. Mustafa Kemal'in askerleri sözüne karşılık iç sürüleri tanımlamasını yapan HDP ile beraber olup bu uğurda Mehmetçiğin Suriye'ye harekat düzenlememesi için yine HDP ile beraber meclise gönderilen tezkereye hayır oyu veren bugünün CHP'sinde elbette Atatürkçülük yoktur. Bugünkü CHP'nin İstanbul İl Başkanı Atatürk'ten rahatsız değil midir? CHP'nin genel başkanı kendilerinin 1930'lu yıllardaki anlayışta olmadığını söylememiş midir? Yabancı ülkelere Türkiye'ye müdahale çağrısı yapan bugünkü CHP'de milletvekili yapan şahıslar değil midir? Hal böyle olunca Erciyes Üniversitesi'nde Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa haykırışını duyduğunda gözlerinin yaşardığını ifade eden Kılıçdaroğlu acaba sevinçten mi yoksa hüzünden mi bu hale gelmiştir? Durumuna bakılırsa hüzün deryasına düşmüş olması tek seçenektir. Kayseri'de CHP'ye katıldığı söylenen ve Kılıçdaroğlu'nun da gururla meclis grup toplantısında bahsettiği bazı isimlerin Atatürk'e hakaretler yağdırmış olduğunun anlaşılması, CHP yönetimi nazarında Atatürk karşıtlığının tek geçer akçe olduğunu bir kez daha göstermiştir. Dolayısıyla Kayseri'de peş peşe yaşanan bu iki gelişmeye bakıldığında Kılıçdaroğlu'nun gözlerinin yaşarması olsa da partisine Atatürk karşıtı ve hasma bir çizgiye getirmesine rağmen Türk gençliğinin atasına olan saygısını, sevgisini ve bağlılığını haykırmasındandır. Seçim hesabını güya gençler üzerine kurgulayan, bunun için sosyal medyadan yaptığı tuhaf paylaşım ve hareketlerle genç kardeşlerimizi etkileyebileceğini zanneden Kılıçdaroğlu, Erciyeslerin duruşundan da anlaşılacağı gibi çoktan gençlerimizden kırmızı kartı yemiş, bütün çabası boşa gitmiştir. Zira Türk gençliği Atatürk'e hasım olanlarla ve terör örgütünün siyasi uzantılarıyla yol yürüyen, buna karşılık partilerindeki Atatürkçüleri tasfiye eden bir zihniyeti aman ve olur vermez. CHP yönetimi küçümsediği Türk gençliğinin asıl ve asil kudretini 2023'te görecektir dedi. Şimdi bu konserde bir DJ var, Ersin Show. Bu ismi kullanıyor. İzmirli biri. Zaten İzmir Marşı'nda o okutmuştu orada. Ondan bir açıklama geldi. O DJ'den bir açıklama geldi. Şöyle diyor, Erciyes Üniversitesi'nin ve öğrencilerin yapmış olduğu eşsiz güzelliğin siyasi tartışmalara konu olmasına üzüldük demiş. İşte o açıklama. Eru Bahar şenliklerinde gençlerin İzmir Marşı'nı söylediği anların sosyal medyada gündem olmasının ardından bir açıklama da o gün sahnede olan Ersin Show'dan geldi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan DJ, 23 yıllık profesyonel sahne hayatında bu vatanın bir öz evladı olarak tüm performanslarımın finallerini ülkemin eşsiz marşlarıyla taçlandırarak sonlandırdım. Erciyes Üniversitesi Bahar Şenliklerindeki İzmir Marşı'nda siyasi bir amaçla değil, içimizdeki gerçek Atatürk sevgisi ve aşkıyla gür bir sesle söyledik. Mustafa Kemal Atatürk, ulus bilincimizi körükleyen, istisnasız hepimizi birleştiren en önemli manevi değerimizdir. 80'li yıllarda doğmuş bir Türk genci olarak bugünün gençleriyle aynı duyguları sahnemde paylaşıyorlar olmak, okul yıllarımızdaki hep bir ağızdan okuduğumuz İstiklal Marşımızdaki maneviyatla özdeştir. Erciyes Üniversitesi'nin ve öğrencilerinin bu yapmış olduğu eşsiz güzelliğin siyasi tartışmalara konu olmasına üzüldük. Bunun yerine gençlerimizin içindeki bu coşkuyu kutlamak ve alkışlamak en doğrusudur. Konuları farklı durumlara çekmek yerine içinde bulunduğumuz güzelliklerin tadına çıkarmalı, anı yaşamalıyız. İzmir Marşı bu milletin marşıdır. Türk gençliğinin gür bir sese sahip çıktığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk hepimizindir ifadelerini kullandı.
Erciyes Üniversitesi Öğrenci Konseyi'nden de bir açıklama geldi. Öğrenciler bunun farklı, özellikle CHP'liler tarafından farklı bir alana çekilmesi, siyasete alet edilmesine tepki gösteriyorlar. Büyük bir rahatsızlık duyduklarını belirtiyorlar. Bunun siyasete alet edilmesinden çok rahatsızlık olduklarını belirtiyorlar. İşte Erciyes Üniversitesi Öğrenci Konseyi'nin o açıklaması. Yapılan açıklamada Erciyes Üniversitemizde pandemi dolayısıyla uzun süredir sosyal aktiviteden uzak kalan öğrenci arkadaşlarımızın yoğun isteği üzerine Erciyes Üniversitesi üst yönetiminin bizlere verdiği destekle üniversitemizde 21. Erciyes Üniversitesi Bahar Şenlikleri düzenlendi. 4 gün boyunca devam eden şenliklerde öğrenci arkadaşlarımız sportif faaliyetler, yarışmalar, öğrenci kulüplerinin organize ettiği gösteriler ve son olarak da konserlerle final sınavları öncesi büyük bir moral depoladı. Şenlikler boyunca öğrenci arkadaşlarımız şenlik alanında sahne alan sanatçı arkadaşlara ve konserler öncesinde sahnede yer alan etkinliklere katılmış. Bu bağlamda birçok şarkı, türkü ve ecdadımız tarafından yazılan Destansı Mücadele'nin sembolü niteliğinde birçok marşlarımıza da eşlik etmişlerdir. Bunlar arasında yer alan Türk gençliğinin milli mücadelenin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve milli mücadele ruhunu temsil eden İzmir Marşı'nda siyaset üstü görmek gerektiğini herkese hatırlatmak isteriz. Ayrıca öğrencilerimizin ve gençliğimizin tarih boyunca süregelen coşkuyla ve ortak değerlerine gösterdiği sevgi ve saygıyla söylemiş olduğu İzmir Marşı'nın siyasete alet edilmesinden duyduğumuz rahatsızlığımızı ifade etmek istiyoruz. Çünkü bu etkinlik öğrencilerin birlik ve beraberlik içinde coşkuyla eğlenmelerini amaçlamıştır. Erciyes Üniversitesi öğrencileri siyasi görüş fark etmeksizin her daim milli ve manevi değerlerine bağlı vatanı, milleti ve devletinin yanındaki duruşunu dün olduğu gibi bugün ve yarın da sergilemeye devam edecektir. Bizler İzmir Marşı'nı siyasi bir amaçla söylemedik. Türk ordusunun Kurtuluş Savaşı'nda İzmir'e girişini konu olan İzmir Marşı hiçbir siyasi partinin değil, bu aziz milletin marşıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de hepimiz iadeleri kullanıldı. Ülke Ocakları'ndan da önemli bir açıklama geldi. Akşam saatlerinde bir basın toplantısı düzenledi Ülke Ocakları. Kayseri İl Başkanı Ali Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert bir dille eleştirdi. İşte Ülke Ocakları'nın o açıklaması. Milli ve manevi değerlerine bağlı, bugüne kadar terör örgütü ve destekçilerine geçit vermemiş ve vermeyecek olan Erciyes Üniversitesi öğrencilerinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anması nedense bir anda özellikle muhalif cephenin dikkatini çekmiş, duymayan kulakları duymuş, yaşarmayan gözleri yaşarmıştır. Asıl dikkate değer olan, daha çok kısa süre önce teröristlere af vaat eden, terör örgütleriyle yol yürüyen, milletvekilleri terörist cenazelerinde boy gösteren siyasilerin İzmir Marşı üzerinden rant devşirmeye çalışmasıdır. Atatürk'ün kurduğu partiyi yabancı elçilerin oyun alanı haline getirenler, Sorosçulara, FETÖ'cülere, bil cümle teröristlere umut dağıtanlar şunu iyi bilmelidir ki, Erciyes Üniversitesi öğrencileri her yıl on binlerce bir araya gelerek Çanakkale şehitlerini anmakta, Sarıkamış şehitleri için yürüyüş yapmaktadır. Peki, CHP Atatürk konusunda ne kadar samimidir? Yeni CHP Atatürk çizgisinden kopmuş, Cumhuriyet düşmanlarıyla aynı safta buluşmuştur. Yeni CHP Kuvayi Milliye ruhuna ihanet etmiş, emperyalizmin kapı kulluğuna soyunmuştur. Yeni CHP millete sırt çevirmiş, devleti büyükelçilere şikayet etmiş, iktidar olmayı ise yabancı başkentlerden dilenmiştir. Yeni CHP terör örgütleri ve uzantılarıyla iş tutar hale gelmiş. Öyle ki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, YPG terör örgütü değil, vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur diyecek kadar şaşırmıştır. CHP'li Engin Altay'ın HDP-PKK ilişkisini görmüyoruz diyecek kadar şirazesi kaymıştır. CHP'liler terörist başının heykelini dikeceğiz diyen, elinde askerimizin ve polisimizin kanı olan Selahattin Demirtaş'ın, terörist Selahattin Demirtaş'ın hapisten çıkması için seferber olacak kadar alçalmıştır. Bir yandan Kandil'i yerle bir edeceğini iddia eden Kemal Kılıçdaroğlu, diğer yandan da helalleşme adı altında Cumhuriyetimizin değerleri, Atatürk'ümüzün ilkeleri
ile hesaplaşmaya girmiştir. HDP'lilerin Öcalan'sız çözüm olmaz açıklaması da CHP'nin helalleşme kapsamına girmekte midir? Bu da önemli bir sorudur. Atatürk demekten hicap eden, değerlerimizi her fırsatta hedef alan Canan Kaftancıoğlu, Atatürk'ü Tunceli'de katliam yapmakla suçlayan Orhan Sarıbal, terörist cenazelerine katılan milletvekilleri, yeni CHP'nin yüzü ve PKK ile yapılan işbirliğinin tescilidir. Önce dürüstlük, önce samimiyet bekliyoruz. Siyasette ve sosyal hayatta herkes maskesini çıkarsın, gerçek yüzünü sergilesin. Kılıçdaroğlu ve CHP güruhu çok arzu ederlerse kendilerine birer nutuk hediye edebiliriz. Sanmıyoruz ama bu sayede yitirdikleri şuurlarını geri getirmeye yardımcı olabiliriz. Atatürk demekten aciz il başkanına sahip olan, Atatürk'ün büstlerini yıkan, ortakları HDP ile HDP'ye ses çıkaramayan Kılıçdaroğlu, sahte Atatürkçülük demeçleri vererek Türk milletini kandırmaya, aldatmaya, milletimizin aklıyla alay etmeye cüret etmemelidir. Densizlerin, hadsizlerin, kendini bilmezlerin, Atatürk'ün emanetine ihanet edenlerin sözleri bizler için ancak sinek vızıltısından öteye geçmeyecektir. Vatanın bölünmez bütünlüğüne kasteden bölücü marjinal grup ve örgütlerle perde gerisinde işbirliği yapıp bugün milli şuurunu diri tutan Erciyes Üniversitesi'nin yiğit bozkurtlarını ve kıymetli öğrencilerini siyasi rant aracı olarak kullanmalarına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Erciyes Üniversitesi öğrencilerinden etkilenerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hatırlamalarını sağlayan öğrenci kardeşlerime teşekkür ediyorum. Ayrıca bu vesileyle tam bağımsızlık, bölünmez bütünlük, milliyetçilik gibi Atatürk'ün vazgeçilmez ilkelerini hatırlayabilmiş olmalarından duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Kılıçdaroğlu ve onun gibi düşünenlerin Türk gençliği üzerinde kurgulamaya çalıştıkları planlar tutmayacaktır. Kılıçdaroğlu'nun siyasi kurnazlığı karşılıksız kalacaktır. O ve onun gibilere rağmen 21. asır Türk asrı olacaktır. Tepkiler bu şekilde. Sağlığa geçelim. Kayseri İl Sağlık Yönetimi'nde değişiklikler yaşanmıştı. Tartışmalar falan oldu. Eski başhekim, il sağlık müdürü, önce başhekim görevden alındı, sonra sağlık müdürü istifa etti ya da görevden alındı. Kütahya'dan yeni bir sağlık müdürü geldi. Doçent Doktor Ali Ramazan Bendi bugün görevini Doktor Mehmet Erşan'a teslim etti ve Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nde bir devir teslim töreni gerçekleşti. İl Sağlık Müdürlüğü Makam Odası'nda gerçekleşen törende İl Sağlık Müdürlüğü hizmet başkanları, başkan yardımcıları ve sağlık personeli hazır bulundular. Törende konuşan Doçent Doktor Ali Ramazan Benli, yaklaşık 5 yıl önce devraldığım ve şerefle sürdürdüğüm görevimi bugün itibariyle Mehmet Erşan hocama devrediyorum. Bu süreçte birlikte görev yaptığım arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyor, Mehmet Erşan hocama yeni görevinde başarılar diliyorum diye konuştu. İl Sağlık Müdürlüğü görevini devralan Doktor Mehmet Erşan'sa Ali Ramazan hocamıza bu zamana kadar verdiği hizmetler ve elimize kattığı değerler için teşekkür ediyorum. Biz de devraldığımız hizmet bayrağını daha iyi noktalara taşımak adına ekibimize yoğun bir tempoda çalışacağız inşallah. Rabbimiz sağlık camiasını kıymetli çalışanlarına ve aziz Kayseri halkını hizmet noktasında bizleri mahcup etmesin. Faydalı işler yapmayı nasip etsin dedi. Devir teslim töreninin ardından İl Sağlık Müdürü Doktor Mehmet Erşan, sağlık idarecileriyle tanışma toplantısı gerçekleştirdi. Kayseri'de yağışlı hava özellikle ilçelerde etkisini sürdürüyor. Tam bir Britanya havası hakim Kayseri'ye. Develi'ye gidelim. Burada şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Birçok araç yolda kaldı. İlçeye bağlı Soysağlı Mahallesi'nde şiddetini artıran yağmur yağışının ardından yollarda su taşkınları meydana geldi. Yağışın etkisiyle bazı evlerin duvarları ve yollardaki taşlar zarar görürken vatandaşlar da araçlarıyla yollarda gitmekte zorluk yaşadı. Taşkınlar nedeniyle küçük araçlar ilerlemekte zorlanınca karayolları ekipleri de su baskını olan yerlerde yol temizleme çalışmaları yaptı. Develi
Kocaeli'den Yeşilhisar'a gidelim. Burada da şiddetli yağış esasında çiftçileri sevindirirken aşırı yağışlar Akköy Baraj yolunda ise kısmi toprak kaymalarına neden oldu. Kayseri ve yurt genelinde sağanak yağışlar devam ediyor. Akşam saatlerinde etkili olan 40 ikindi yağmurları çiftçileri sevindirirken bazı olumsuzlukları da beraberinde getiriyor. Yağmurlar nedeniyle 1967 yılında yapılan tarihi Akköy Barajı'nda doluluk oranı arttı. Ancak baraj yolu aşırı yağışlara daha fazla dayanamadı. Yolun bazı bölümlerinde toprak kaymaları ve yaralamalar oldu. Vatandaşlar kısmi olarak kayan yol zemininin tehlikeli olduğunu belirterek yetkililerden yardım istedi. Bugün çok güzel bir organizasyon vardı. Koca Sinan Belediyesi ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik toplam 101 takımın 11 farklı kategoride yarışacağı Koca Sinan Teknoloji Festivali yani KocaFES heyecanı başladı. TV Kayseri'de açılışı canlı yayınladı. Hatta çocuklarla da güzel röportajlar gerçekleştirdi. Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu'nda düzenlenen KocaFES Festivali programına Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP İl Başkanı Adnan İnce Toprak, Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Çalış, Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, meclis üyeleri, öğrenci ve aileleriyle vatandaşlar katıldı. Programda konuşan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Koca Sinan'da yaşamak bir ayrıcalıktır sözünü vurgulayarak bu hedef için gece gündüz demeden yoğun gayret gösteriyoruz dedi. Çağın geldiği noktada artık bundan sonrasında ben çıkıp da çok iyi yollar yapıyorum, mükemmel altyapı hizmetleri sunuyorum, mükemmel parklar, bahçeler yaptım desem herhalde birçoğunuz dersiniz ki ya bunların yapılabilmesi için her türlü imkan var, teknoloji var, imkanlar var. Şükür Allah'a Türkiye hele hele son 20 yılda müthiş bir şekilde gelişti, bir yerlere geldi. Bunları yapmak artık kolay işler. Ve biz de iddialıyız. Bu söylediğim bütün belediyecilik alanında sadece benim değil, başkan yardımcılarımın, müdürlerimin değil, herhangi bir birimde çalışan bir personelimize mikrofon uzatsanız derler ki bizim Koca Sinan Belediyesi olarak ya bunlar bizim rutin işlerimiz, biz bunları daha iyi nasıl yapabiliriz kaygısı içindeyiz derler. Tabii ki bunlar yapacağımız işler ama geldiğimiz noktada baktığınız zaman biz sıra dışı belediyecilik yaptığımıza inanıyoruz ve bunun da örneklerini şükür Allah'a sahada koyduk, sergiliyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç ise Türkiye'ye ses getirecek olan KocaFES çalışmasından dolayı Başkan Çolak Bayraktar'ı kutluyor, tebrik ediyorum. KocaFES gençlerimizin geleceği için anlamlı ve önemli buluyorum dedi. Gençlerimizi teknolojinin ve dijitalizasyonun esiri olan gençler olarak görmek istemiyoruz. Onlara hükmeden ve onları yönlendiren gençler olarak bizim geleceğimiz olarak o yönde yüreklendirmek ve yönlendirmek amacıyla da çalışmalar yapıyoruz. Bunu gerek büyükşehir gerekse ilçe belediyeleri olarak herkes kendi çabası ve çapında bir şeyler yapmaya çalışıyor. Burada tabii TÜBİTAK'la işbirliği halindeki bilim merkezimizin Kayseri'mize yaptığı katkıları ve çalışmaları ben emeğe geçenlere takdir ederek, teşekkür ederek burada paylaşmak istiyorum. Her sene yapılan çalışmalar ile de TÜBİTAK'la işbirliği halinde bu konuda adeta kendisinden söz ettiriyor. Şimdi KocaFES'i konuşuyoruz. Koca Sinan'ın şanına yakışır, Koca Sinan Belediye'mize yakışır. Ahmet Başkanımızın bir bilim adamı olarak aynı zamanda inşaat mühendisi ama ben öyle görüyorum. Çünkü gerçekten geldiği günden beri gençlere ne veririm kaygısının içerisinde olan bir başkanımız olarak çalışmalarını sürdürüyor. Ben kendisini tebrik ediyor, takdir ediyorum. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri'ye dışarıdan gelen yeni biri olarak Kayseri'yi bir umut, bir ümit ve umutların bittiği yerde güveneceğim bir dal olduğunu niteleyerek bütün memleket Kayseri'yi bir sigorta gibi görür şeklinde konuştu. Dolayısıyla Kayseri'li gençlere ihtiyacı var. Biz bir tek Kayseri'li çocuğumuzun ziyan olmasına göz yumamayız. Buna izin veremeyiz. Çünkü o Kayseri'li genç bu memlekette büyükleri gibi, iş insanları gibi, bürokratları, siyasileri bu ülkeye birçok şey kazandıracak gençlerdir. O yüzden sizin bu yaptığınız Koca Sinan Belediye'miz ve milletimin yaptığı program çok anlamlı. Gençlerimizi bilimle, teknolojiyle
uğraştırmak zorundayız. Ben o pandemi döneminde Milli Eğitim Müdürümüzün dediği 6 tane bilişim öğretmenimiz dedi. Onlar burada mı? Hani görebilir miyim onları? Kalkabilirler mi? Şu anda saha organize ediyorlar. Biraz sonra... Kendileri kaybetti. Alkışlatacaktım onları. Onlara çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Koca Sinan Belediye Başkanımız, zaten Milli Eğitim Müdürümüz, Kaymakamımız. Çok teşekkür ediyorum. Koca Sinan Belediye Başkanımızın da verdiği açık çekiş için çok teşekkür ediyorum. Ya, Kayseri'nin gençleri çok özgüvenli, çocukları çok cesaretli. Geçen belediye başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımızla hafta sonu beraberdik. Geziyorduk. Gençlere dedim ki, hani ben 18-19 gün olmuş ya geleli. Beni tanıdılar Sayın Valim diye. Ulan dedim inşallah Büyükşehir Belediye Başkanı tanımazlar. Ben de başkana derim ki bak kaç yıldır buradasın seni tanımıyorlar. 19 günde beni tanıdılar diye. Küçük bir çocuğa sordum bunu tanıyor musunuz dedim başkanımızı göstererek. Dedi ki Memduh Büyükkılıç. Yani ismini ve soy ismini de söyleyerek bizi sanki. Burada görülüyor ki belediyelerin gençlerle ilişkileri çok güçlü. Ben ondan dolayı da çok mutlu oldum. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından yarışmaya katılan toplam 1200 yarışmadan oluşan 101 takımın proje masaları gezilmesiyle program sona erdi. Ahşaptan yapılmış olması ve diğer joystickler gibi butonları da yok. Sadece bu demir plakalar var. Dokunmatik? Evet, biz dokununca çalışıyor ama çalışmadığı bir yer var. Su toprağa tutmanız gerekiyor. Biz buna toprak diyoruz. Bu ucun tutarak oynamanız gerekiyor. Tutmazsanız oynayamazsınız. Evet, benim bir arkadaşım tutsa yine oynayabiliyorum. Mesela? Birbirimize elektrik akımı geçirebiliyoruz. Mesela ben şimdi Berra'yı tutayım. Bir dakika. Başlatayım. Oynarken görelim. Bir kameraman arkadaşım. Kamera açalım. Bu oyunun yazılımını da siz mi yaptınız? Evet. Şimdi bunu istediğiniz herhangi bir uygulamadan açabiliyorsunuz. Evet. Şimdi Ahmet Adem bana dokunuyor. Ben de istediğim gibi oynayabiliyorum. Siz de kendinizi tutabilirsiniz. Evet. Kendinizi. Ay, çok güzel bir projeymiş. Sizin aklınıza mı geldi? Şimdi öğretmenimiz bize bunu söyledi. Hep beraber çalıştık üzerine ve yaptık. Burada kör çocukların ve görme engelli olan çocukların normal çocuklar gibi eğlenebilmesini ve bu şekilde akranların gelişmesi için böyle bir tasarım yaptık. Umuyoruz ki bu projeyi hayata geçirdiğimizde gerçekten işe yarar ve görme engelli çocuklar için gerçekten büyük bir eğlence kaynağı olmasını umuyoruz. Evet, yavaş yavaş okullarımızı tanımaya devam ediyoruz. Burada Arif Molu. Merhaba, hoş geldin. Bunlar yarışma uçaklarımız. Tanıyalım önce. Ben Talha Metin, Arif Molu, 11B Teknik Lisesi'nde okuyorum. Bayağı güzel bir uçak yapmışsın. Evet, 9 yıldır İHA sektöründeyim, insan savaş araçları. Çok güzel. Bunlarla uğraşıyorum, bütün sınıftan beri. Bu yarışma uçağımız, Basra'dan üretilmiş bu yarışma uçak. Yarışma amaçlı yani. Evet, yarışma amaçlı. Kayseri'de var mı böyle yarışma düzenleniyor? Kayseri'de uzun yıllardır olmadı. En son Bursa'da olmuştu Teknofest. Ondan önce Eskişehir'de bitmişti yarışma. Bu da özel tasarım jetimiz. Saatte 200 km hızı geçebiliyor. Evet, jet. Çok da 200 km. Evet, 200 km hız yapabiliyor bu. Bu kadar küçük bir uçak için bayağı büyük bir başarı oldu. Evet. Yani her şeyinde emeğimiz var bunun. Tamamen kendi tasarımımız bunlar. 9 yıl dedin. 9 yıldır uçaklarla uğraşıyorsun. Evet, 9 yıldır. Bayağı bir birikim elde ettin herhalde. Amacın, evet. Hedefin var mı bu alanda? Amacım insan savaş araçları, Akıncı veya daha yüksek bir yerler. İnşallah. Türkiye'de son zamanlarda bu konuda bayağı, evet, bayağı bir asılım var. Bizde çalışmalarımız devam ediyor bu süreçte. Daha güzel projelerimiz var. Devletten destek bekliyoruz işte. Ona göre cidden çok sağlam projeler üretmeye çalışıyoruz bizler. Gençlerimize güveniyoruz. Gerçekten çok güzel, evet, projeler gördük. Bunun amacı, yapılma amacı nedir? Bu gösteri uçağı. Gösteri. Evet. Türk yıldızları gibi. Aynen. O ama Soğuk Türk. Tek tabanca bu. Evet. Soğuk Türk gibi tek uçuyor. Açılıştan haberlik bir bölüm yansıttık. Haber Odası'nın ardından Koçeves'le ilgili röportajlarımızı, özellikle öğrencilerle yaptığımız röportajları Haber Odası'nın ardından izleyebilirsiniz. Talas Belediyesi Hayırsever İşbirliği'yle ilçeye kazandıran bir eğitim yatırım yine. Mehmet Altun abimiz avukat, müthiş eğitime destek oluyor. Türkan Avukat Mehmet Altun Anaokulu ve İlkokulu için temel atma töreni düzenlenecek. İşte detaylar. Millet Bahçesi Eğitim Kampüsü kapsamında yapımı gerçekleştirilecek olan anaokulu ve ilkokul için düzenlenecek tören 10 Haziran Cuma günü saat 15'te başlayacak.
Halif Hoca Caddesi üzerinde Jandarma Komutanlığı yanındaki alanda düzenlenecek törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özal Sekin'in yanı sıra şehir protokolü ve çok sayıda davetlinin katılması bekleniyor. 3589 metrekare arsanın 1033 metrekaresi üzerine inşa edilecek her türlü teknolojik altyapı ve donanıma sahip Türkan Avukat Mehmet Altun Anaokulu'nda 7 derslik bulunacak. Okulda ayrıca beden eğitimi salonu ve yemekhanenin yanı sıra çocukların hem eğlenip hem de öğrenerek kaliteli vakit geçirecekleri peyzaj alanları da yer alacak. 5520 metrekarelik arsanın 4215 metrekarelik kısmına inşası yükselecek, Türkan Avukat Mehmet Altun İlkokulu 24 derslikten oluşacak. İçerisinde çok amaçlı salon, kütüphane, laboratuvar, yemekhane ve ek hizmet birimlerinin yer alacağı ilkokulun peyzaj alanları çocukların okul dışındaki eğitici sürece dahil etmesine yönelik olarak tasarlandı. Her türlü teknolojik imkanların yer alacağı ilkokul binası, anaokuluyla birlikte bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılamış olacak. Konuyla ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 100 bin metrekare alana sahip millet bahçesinin içerisine anaokulu ve ilkokul binalarının temelinin atılmasının yanı sıra ortaokul ve lisenin de yapılarak eğitime desteklerini tam olarak sürdüreceklerini söyledi. Eğitime olan desteğini hiç kesmeyen Talas Belediyesi, 20 gün önce de Mevlana Mahallesi'nde yapımı gerçekleştirilecek olan 500 kişi kapasiteli Mehmet Karamercan Kütüphanesi'nin yapımına başlamıştı. Kayseri Şeker tarafından alınan Turhal Şeker Fabrikası özelleştirmenin yüz akı olarak nitelendiriliyor. Turhal Şeker Fabrikası'ndaki çiftçilerin açıklamaları var. Diyorlar ki biz özelleştirmeden memnunuz. Yurt genelinde birçok şeker fabrikası hükümet politikası gereği özelleştirildi. Bunlardan birisi de Tokat'ın Turhal ilçesinde bulunan Turhal Şeker Fabrikası. Bu özelleştirmeyi diğerlerinden ayıran unsursa fabrikanın başka bir kooperatif iştiraki olan Kayseri Şeker Fabrikası tarafından satın alınması oldu. Özelleştirme sürecinde fabrikanın satışına karşı çıkanlar günlerce eylem yaparak satışın gerçekleşmemesi için çalışmıştı. Turhal Şeker Fabrikası'na pancar veren çiftçiler memnuniyetlerini dile getirdi. Özelleştirmeden sonra yani çiftçi olarak bizde ilgileniyorlar. Onun için çok teşekkür ederim müdürlerime. Hastalıkla ilgili sorunlarımız oluyor, danışıyoruz. Anında ekiplerimiz geliyor. Arkadaşlar sağ olsun ilgileniyorlar. Bir de pancarda önceden sıra bekliyorduk. Şu anda randevulu sisteme geçildi. Yani randevumuzu alıyoruz günlük. İstediğimiz saatte gidip pancarımızı teslim edebiliyoruz. Ben daha önceleri Türk Şeker'deyken pancarı en fazla ektiğim seneler 20 dönüm ekerdim. Kayseri Şeker aldıktan sonra ben bu ekimimi 100 dönüme çıkarttım. Yani şu anda tarlamızdayız, yani pancar tarlasındayız. Kayseri Şeker'ini aldığından gerçekten memnunum yani. Çiftçilere de, bölge çiftçilerine de tavsiye ederim. Keşke de her sene bu pancarı 50 değil de 150-250 ekebildiği kadar ekebilse çiftçilerimiz. Özelleştirme olduktan sonra yeni gelen, yani yeni düzen çiftçiye olan ilgi ve alakası arttı. Bu yüzden herhangi bir sorunumuz olduğu zaman çok net, güzelce, arkadaşça bir cevap alabiliyoruz. Bu da bizi pancarı yetiştirmeye, daha çok ekmeye teşvik ediyor. Ve herhangi bir problemde, herhangi bir sıkıntıda bizim burada hemen anında aynı gününde mühendis arkadaşlar geliyor ve diyor ki kardeşim senin tarlanda bu problem var, çözümü budur diye bir netice oluyor. Önceden nasıldı? Önceden şu şekildeydi. Bir problem var arazimizde. Gittiğimizde bize söylenen şu: sök getir bakayım. Ama artık adam arabasına biniyor. Aynı saatinde, aynı gününde geliyor buraya, bakıyor, diyor ki kardeşim senin problemin bu, şunu öneririm diyor. Bizi fabrikadan şeflerimiz olsun, çavuşlarımız olsun, müdürlerimiz olsun hiçbir zaman için bizi yalnız bırakmıyorlar. Devamlı tarlaları gelip kontrol ederler. İşte eksiğimiz neyse ona göre hepsi tek tek söylüyor. Gereken işte ilaçlamasını, çapasını ona göre veriyoruz. Yani gerçekten biz çok memnunuz. Organize Sanayi Bölgesi, yine Organize Sanayi Bölgesi'nde seçim var 24 Haziran'da.
Daha önce bir takım sıkıntılar olmuştu. Ardından son Mali Genel Kurulu'nun ardından mevcut yönetim istifa etti. İlgili bakanlık da bu istifayı kabul etti ve seçim süreci başladı. Adaylar da çıkmaya başladı. Şimdi OSB'de sahipçik platformu vardı. Bu platformun sözcüsü Bekir Okay Kiracıoğlu sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Ve bu platformun Nihat Bozkurt'u destekleyeceğini açıkladı OSB seçimlerinde. Kayseri OSB'ne sahip çık platformu sözcüsü Bekir Okay Kiracıoğlu sosyal medya hesabı üzerinden platformun Nihat Bozkurt'u destekleyeceğini duyurdu. Kiracıoğlu paylaşımında OSB'ne sahip çık platformu olarak 2 yılı aşkın süredir sanayicimizin menfaatleri doğrultusunda yapılan tüm yanlışları ve usulsüzlükleri sanayicilerimize anlatmaya çalıştık. Allah'a şükürler olsun ki iddialarımız birer birer doğrulandı ve doğrulanmaya devam ediyor. Bugüne kadar yapmaya çalıştığımız gibi bugünden itibaren de sanayicimizin haklarını korumak ve Kayseri OSB'ye layık olduğu konuma gelmesini sağlamak amacıyla platformumuz 24 Haziran'da yapılacak seçimde Nihat Bozkurt Bey'i aday gösterme kararı almıştır. Platformumuza, OSB'mize ve Kayseri'mize hayırlı olmasını dileriz ifadelerini kullandı. FETÖ terör örgütüne yönelik operasyonlar sürüyor. Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda silahlı terör örgütü üye olmak suçuna aranan bir kadın yakalandı. Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Kayseri 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yakalama kararıyla FETÖ-PYD silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan şahsın Melik Gazi ilçesinde olduğunu belirleyen ekipler harekete geçti. Operasyon düzenleyen ekipler şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un bir açıklaması var. Sosyal medya hesabından kendisine gelen talep raporunu paylaştı ve şöyle bir açıklama yaptı Baki Ersoy. Biz mahcubiyeti kaldıramayız. Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makam odasından yaptığı paylaşımda fotoğraflarda 2018-2022 arası makamına gelen taleplerin raporunu yayınladı. Ersoy paylaşımında şu ifadeleri kullandı. Bugüne kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki ofisimize ulaşan ve kayıt altına alabildiğimiz 7709 kişilik talep listesini inceledim. Çok şükür ki aziz milletimize ve hemşehrilerimize mahcup olmamak adına gayret göstermeye devam ediyoruz. Çünkü biz mahcubiyeti kaldıramayız, derdimiz memleket, sevdamız Kayseri dedi. Baki Ersoy'un gönderisindeki talep istatistikleri ve grafikleri dikkat çekerken paylaşımsa kısa sürede büyük beğeni ve yorum topladı. Kardiyoloji uzmanı Doktor Ahmet Karabacak önemli bir açıklama yaptı. Kayseri Şehir Hastanesi ve Devlet Hastanesi'ne 16 ayda 13 bin kalp krizi vakası getirildi. Bu önemli bir rakam, yeniden söyleyelim. Kayseri Şehir Hastanesi ve Devlet Hastanesi'ne 16 ayda 13 bin kalp krizi vakası getirilmiş. Sigara kullanan ve fazla kilosu olan kişiler risk grubunda. Sigara içenlerde kalp krizi riskinin iki kat arttığını söyleyen Doktor Karabacak, sigara ile obezitenin kalp krizine zemin hazırlayan en önemli halk sağlığı sorunu olmaya devam ettiğini belirtti. Kalbi besleyen damarların aniden tıkanması sonucu gelişen ölümcül durumu ifade ediyor. Kalp krizi tüm dünyada en sık ölüm sebebidir. Ateroskleroz dediğimiz damar sertliği kalp damar tıkanmasının sebebidir. Ateroskleroz'un sebepleri arasında sigara içmek, fazla kilo, hareketsiz yaşam, stres, kaygı bozuklukları ve sağlıksız beslenme, uyku yetersizliği sayılabilir. Bunların içinde en çok obeziteyle sigaraya değinmek istiyorum. Sigara içenlerde kalp krizi riski iki kat artar. Kalp krizi halen dünyada en sık ölüm sebebidir. Doktor Karabacak, kalp krizinin belirtileri, tanısı ve tedavisi hakkında da bilgiler verdi. Kalp krizinin belirtileri en sık şiddetli bir göğüs ağrısıyla ortaya çıkar. Göğüs ağrısı göğüs kemiğinin arkasında, sol göğsün altında olabilir. Ağrı 20 dakikadan uzun sürer. Kalp krizinde ağrı genelde istirahatte ortaya çıkar. Ve dinlenmekle geçmez.
Ağrı sol omuza, kola, boyuna ve çeneye yansıyabilir. Ağrı baskı tarzındadır. Hasta göğsün üzerine bir ağırlık çökmüş olduğunu ifade eder. O sırada ter basar ve ölüm korkusu ortaya çıkar. Uzamış göğüs ağrısı olanların da acil yardım için 112'yi aramasını tavsiye ediyorum. Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Ahmet Taş Başkan bir açıklama yaptı. Son dönemde sosyal medyada gündeme gelen özellikle Bursa'da, Antalya'da yaşanan bazı olaylar buna sert tepki gösterdiler. Bu menfur olayları şiddet ve nefretle kınıyoruz dediler. Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı Ahmet Taş, Bursa Nilüfer ilçesinde bir okulda düzenlenen dansözlü etkinlik ve Antalya'da Kur'an-ı Kerim dersinin okutulduğu bir lisede bir öğrenci tarafından kutsal kitap Kur'an-ı Kerim'in havaya atılıp tekmelenmesi olayı hakkında basın açıklaması yapan Taş, körpe çocuklarımızın eğitim gördüğü okulda çocukların da bulunduğu ortamda ahlakın ayaklar altına alındığı dansözlü eğlence programı düzenlenmesi rezalettir. Müslüman milletimizin ahlaki değerlerine, dini hassasiyet ve değerlerine yönelik gaflet, dalalet ve provokasyon dolu bu eylemlerin milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda yaşanması çok manidar ve düşündürücü eylem ve saldırılardır. Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği olarak örneğini çok yakın tarihimizde gördüğümüz bu menfur olayları şiddet ve nefretle kınıyoruz. Geçmişte olduğu gibi milletimizi heyecanlandırıp kin ve nefret duygularını kabartarak kardeş kavgası çıkarmaya yönelik bu eylemlere karşı milletimizi sağduyu ve sükunete davet ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ve tüm teşkilatlarını yaşanan menfur olayların faillerini ve okul yöneticilerini adil bir soruşturmayla adalet önüne çıkarmaya davet ediyor. Tüm okulları olası olayların önüne geçmek için ciddi denetimler yapmaya davet ediyoruz açıklamalarında bulundu. Talas Gençlik Merkezi'ne gidelim. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özsezeki Gençlik Merkezi'ne gittiler. Gençlerle buluştular. Gençler bölgesi bağlarını söylüyorlardı. Onlara da eşlik ettiler. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özsezeki, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Partili Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı ve İl Protokolü, Talaslı ilçesinde Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı spordan bilime, kültür sanattan teknolojiye kadar birçok alanda faaliyet gösteren Talas Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti. Oyun ve spor aktivite alanlarını gezen heyet, milli sporcuların mini gösterilerini ilgiyle izlerken, bağlama çalarak Yesi Bağları türküsünü söyleyen gençlere de eşlik etti. Deney yap teknoloji atölyelerini ve kadınların el emeği göz nuru eserlerini de dikkatle inceleyen Vali Gökmen Çiçek, Mehmet Özsezeki ve Başkan Büyükkılıç'ın yer aldığı heyet, yetkililerden de yapılan çalışmalar ve verilen eğitimlerle ilgili bilgiler aldı. Başkan Büyükkılıç, gençlerin her zaman yanında yer aldıklarını belirterek, "Gençlerimiz bizim her şeyimiz. Kayseri'de gençlerimizin her anlamda gelişimine katkı sağlayan önemli merkezlerimizden biri olan Talas Gençlik Merkezi'ni ziyaret ettik. Gençlerimizle çok keyifli vakit geçirdik. Rabbim hepsinin yolunu ve bahtını açık eylesin." diye konuştu. Yine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç. Uyumlu, önemli bir ikili oldular. İkisi KASKİ Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek'le birlikte belediyenin iştiraklerinden olan KASKİ Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti. KASKİ'de yapılan yatırımlar ve projeler hakkında bilgi alan Büyükkılıç'la Vali Çiçek, daha sonra KASKİ'nin hizmet birimlerini gezerek personele hayırlı işler temennisine bulunurken işlem yapan vatandaşlarla da sohbet etti. Başkan Büyükkılıç, KASKİ'nin Kayseri'nin en güzide kuruluşlarından biri olduğunu ifade ederek, valimizle birlikte şehrimize güzel hizmetleri olan KASKİ'mizle toplantı gerçekleştirerek değerlendirmelerde bulunduk dedi. Proje ve yatırımları değerlendiren Başkan Büyükkılıç, vatandaşlarımıza durdurak bilmeden hizmet götüren KASKİ'mizin fedakar ekibine teşekkür ederim dedi. Tarım son derece önemli. Özellikle son dönemlerde AK Partili belediyeler tarımla ilgili önemli yatırımlar yapıyorlar. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi kurucu üye olduğu jeotermal kaynaklı tarıma dayalı ihtisas sera organize sanayi bölgesinin kurulması için Tarım ve Orman Bakanlığı'na başvuru projesi iletildi ve onaylandığını açıkladı.
Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Koca Sinan Belediye Başkanlığı, Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Odası ve Kayseri Ticaret Borsası'nın kurucu üyeleri olarak yer aldığı jeotermal kaynaklı tarıma dayalı ihtisaslar organize sanayi bölgesi projesi hız kazandı. Başkan Büyükkılıç konuyla ilgili yaptığı açıklamada, projenin Kayseri'de modern teknolojik sera ve iyi tarım uygulamalarının geliştirilmesi, seracılığın belli bir alanda planlı ve organize olarak yapılması amacıyla hayata geçirileceğini belirtti. Jeotermal kaynaklı tarıma dayalı ihtisaslar organize sanayi bölgesi başvuru projesinin Tarım ve Orman Bakanlığı'na iletildiğini, proje onaylama ve onay komisyonunca uygun bulunan başarı projesinin Bakanlık Genel Müdürlük makamınca da onaylandığını duyuran Büyükkılıç, şehrimiz ve ülkemiz adına mutluyuz. Jeotermal kaynaklı tarıma dayalı ihtisaslar organize sanayi bölgesi projesinde de Kayseri modeli bir başarı hikayesini hep birlikte yazıyoruz dedi. Başkan Büyükkılıç, mega bir yatırım olması hedeflenen projede 11 ay boyunca üretim yapılmasıyla öncelik kadınlar olmak üzere en az 1000 kişi istihdam sağlanmasının ve tarımda ihtisaslaşmanın sağlanmasına amaçlandığını ifade etti. Kafkas Derneği tarafından bir kültür gecesi düzenlendi. Nalmes dans topluluğu muhteşem halk dansıyla renk kattı. Kadir Has Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kültür Gecesi'ne AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek ve İl Protokolü katıldı. Nalmes dans topluluğunun muhteşem halk dansını izlediklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, medeniyetlerin beşiği Kayseri'mizin önemli değerlerinden Çerkes kardeşlerimizle birlikte Nalmes dans topluluğunun muhteşem halk dansları gösterilerini ilgiyle izleyip keyifli bir akşam geçirdik. Kayseri'nin kültürel açıdan da zengin olduğunu görüyorsunuz. Her zaman sanat ve sanatçıya hak ettiği değeri vereceğiz dedi. Görme engelli bir yüzücümüz, genç bir kızımız Cemre Ateş. Müthiş başarılı Cemre ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı da Memduh Büyükkılıç. Memduh Başkan Cemre'yi ve ailesini ve hocasını makamında kabul etti. Tebrik etti ve şampiyon Cemre'ye destek oldu. Başkan Büyükkılıç, görme engelliler kategorisinde Avrupa'ya ilk giden ve madalya alan, bugüne kadar da 35 madalya sahibi olan Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ yüzücülerinden Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Cemre Ateş'i makamında kabul etti. Spor AŞ Genel Müdürü İbrahim Somtaş'ın da hazır bulunduğu ziyarette konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yüzücü Ateş için tebrik üzerine tebrik ediyorum şeklinde durumu ifade ederek şöyle konuştu. Cemre'yi biz tebrik ediyoruz. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Ailesine fırsat verilince neler yapacağını göstermeye vesile olduğu için ayrıca teşekkür ediyoruz. Maşallah madalya bırakmamış almış. 6 tane altın madalya. Evet. Bizim hiç kalmamış madalya. Yani. Avrupa'daki de başkanım kendi yaş grubunda ve sınıfında beğenildi. Almanya'dan ilk derece bu. Almanya'dan da almış derken ben tebrik üzerine tebrik ediyorum. Yani görme engeller kategorisinde. Allah yönlendirmemiz gerekiyorsa talimatımızı alıyoruz. Devam edeceğiz. Geçirdiği hastalık ve yaşadığı zorluklarla görme engeline rağmen kısa hayatına büyük başarılar sığdıran yüzücü Ateş, 6 yaşında hobi olarak başladığı yüzme hayatına, 2014 yılında ise yaz spor okullarında hocasını keşfetmesiyle profesyonel bir yüzücü olarak devam etti. Türkiye'deki yarışmalarda 34 altın, 1 gümüş madalya olmak üzere toplam 35 madalya kazanan Ateş, ayrıca görme engelliler kategorisinde Türkiye'den Avrupa'ya ilk giden görme engelli yüzücü olma başarısını göstererek Almanya Berlin Para Dünya serisinde 1 gümüş madalya elde etti. Melikgazi Belediyesi yarın önemli bir açılış gerçekleşecek. İki tören var. Biri şu, 80 iş makinesi ve araç tanıtım etkinliği. Burada da başkan bir açıklama yaptı. Çocukların en sevdiği oyuncaklar olan kepçe, kamyon, grader gibi araçların gerçeklerini görmek için çocukları ailelerle birlikte etkinliğe davet etti. Melikgazi Belediyesi olarak birçok çalışma ve hizmeti ilçeye kazandırdıklarını söyleyen Başkan Doktor Mustafa Palancıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü. Melikgazi Belediyesi olarak birçok çalışmayı, birçok hizmeti ilçemize kazandırıyoruz. Bunlardan bir tanesi belediyemizin iş makinesi ve araç parkurunu güçlendirdik, güçlendirmeye devam ediyoruz. Yarın saat 15'te Melikgazi Belediyemizin satın almış olduğu 80 iş makinesi ve aracın tanıtımını
Mustafa Şimşek Caddesi üzerindeki Mix AVM'nin arkasında büyük bir alanda kepçesi, grayderi, kamyonları, ilaçlama araçları, çöp toplama araçları, farklı farklı araçların hepsini sergileyeceğiz ve sizlerle paylaşacağız. Çocukluğumuzda biz kepçeyle, grayderle, kamyonla oynayarak oyuncaklarla büyüdük. Muhtemelen sizlerin çocukları da bu araçlarla oynuyorlardır. Çocuklar iş makinalarını çok severler, merak ederler. Ben buradan tüm velilerimize sesleniyorum. Çocuklarınızı, torunlarınızı alın gelin. Yarın saat 15'te hem iş makinalarını kendilerine gösterelim. Çocuklara güzel bir görsel eğitim verelim, bir fink verelim. Aynı zamanda da tüm gençleri bekliyorum. Koray'ın güzel bir müzik dinletisi olacak, konseri olacak. Hep birlikte yarın inşallah belediyemizin araç parkurunu tanımaya sizleri bekliyorum. Yine Melik Gazi ile devam edelim. Bahçelievler Mahallesi'nde yeni yol yapım ve çevre düzenlemesi yapılıyor. Yeni yollar ve çevre düzenlemeleriyle ilçede yoğun bir çalışma yapıldığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doktor Mustafa Falancıoğlu, Melikgazi Belediyesi olarak yine koştur koştur asfalt, yol, kaldırım çalışmalarımızı yapıyoruz diyerek şöyle konuştu. Hemen hemen her gün 2-3-4 farklı mahallede çalışmalarımız devam ediyor. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar Bahçelievler Mahallesi'ndeki 2180 sokakta asfaltlama çalışmasını devam ettiriyorlar. Burası aslında Koca Sinan'la Melikgazi arasındaki bağlantı yolu, sınır hattı. Ben arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gerçekten özverili çalışmasıyla son 3 senede rekor üstüne rekor kırarak ulaşım konusunda ilk başta 250 kilometre, sonra 200 kilometre yılda asfalt yol yaptık. Hala çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Tabii yol olunca medeniyet oluyor, dağ gelişiyor. O yüzden mümkün oldukça vatandaşlarımızın konforunu artırmak, daha güzel hizmet vermek, daha güzel bir alanda yaşamalarını sağlamak üzere kaldırım yol çalışmalarımızı çok önemsiyoruz. Bu bizim yapmamız gereken asli görevimiz. Alet, ekipman, iş makinesini tamamen yeniledik. Birçok kabiliyetimiz arttı, iyileşti. Şu gördüğünüz araçların birçoğu yeni araçlar. Dolayısıyla Melikgazi'ye her bölgesinde güzel hizmetler yapıyoruz. Ben ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Allah kaza bela vermesin, hayırlı olsun diyorum inşallah. Talas'la devam edelim. Talas Belediyesi tarafından düzenlenen programla 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Ali Dağı'nda fidan dikildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, AFAD, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirilen programda katılımcılara önce fidan dikimi ve Ali Dağı'nda yapılan ağaçlandırma çalışmaları ile ilgili bilgiler verildi. Talas Belediye Başkan Yardımcısı Koray Kök, yapılan çalışmalarla ilgili Ali Dağı'nın bir doğa ve kamp merkezi haline getirmeyi amaçladıklarını belirtti. Hoş geldiniz mesajını etmek istiyoruz. Kendisi şu anda Ankara'da bir önemli toplantıya katılmak üzere gittiler. Biliyorsunuz 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve haftası etkinlikleri kapsamında bugün buradayız. Hedefimiz şu, Ali Dağımız Kayseri'mizin, Talas'ımızın bir simgesi oldu. Burayı doğa sporları için, doğal yaşam alanı olması için çok çaba sarf ediyoruz biz belediye olarak. Bu çabalarımızda, bu yaptığımız çalışmalarda sizleri de böyle aramızda görmekten mutlu oluyoruz. Burası sadece Talas'a oturanların yeri değil, bütün Kayseri'ye hatta bölgeye hitap ediyor diyen Kök şöyle konuştu. Dolayısıyla bizim burada yapacağımız çalışmalar sadece Kayseri'mize değil, bölgedeki insanların da buraya gelmesiyle bir cazibe belgesi olması sebebiyle tanıtımımız için çok büyük katkılara sebebiyet veriyor. Burada dikeceğimiz çam ağaçları 120 tane demiştim biraz önce. Burası bir kısım arkadaşlar, bu yamacı komple boş alan her yeri biz ağaçlandırıyoruz. Yaklaşık 2 senedir 30 bine yakın ağacı ve fidanı bugün Ali Dağı'nda görebilirsiniz. Bundan sonra da hedefimiz bizim bu ağaç sayısını sırf Ali Dağı için düşünüyoruz. Belirli bölgeler için düşünüyoruz. 100 bin adet ağaca çıkartmak. Bunun için çalışmalarımıza hız veriyoruz. Yeni bölgeler oluşturuyoruz. Yol boyunca görmüşsünüzdür. Ali Dağı'nın böyle bir trekking sporuna uygun hale gelebilmesi için birçok sosyal donatılar da tedarik ettik. Buralara imalatını gerçekleştirdik. Bundan sonra da kamp alanları olsun, yarın bir füniküler sistem başlayacak, yukarıdaki tesislerimiz olsun. Ali Dağımızın çehresi değişecek, vatandaşlarımıza hizmet sunacağız. Konuşmanın ardından etkinliğe katılanlar yüzlerce çam fidanını toprakla buluşturdu.
Sırada yine bir ziyaret var. Müsiyat Kayseri Şubesi Başkan Ferhat Akbarmer ve Yönetim Kurulu üyeleri Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ı ziyaret ettiler. Ziyarette konuşan Müsiyat Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, Başkan Özdoğan'a çalışmalarını yakından takip ettiklerini dile getirerek Hacılar ilçesinin her geçen gün geliştiğini belirtti. Akmermer şöyle konuştu. Döneminizde yaptığınız çalışmaları Müsiyat'taki yaptığımız hasbihal toplantısında dinlemiştik. Bir şekliyle Hacılar'ın özellikle son dönemde sizin görev yaptığınız zaman dilimindeki gelişmelerini de Müsiyat'ın içerisinde bulunan Hacılar bölgesinde iş insanlarımızla birlikte de dönem dönem ziyaretlerimizde görme fırsatı, yerinde değerlendirme fırsatımız oluyor. Çok güzel çalışmalara imza attınız. İnşallah halihazırda devam eden projeleri de Cenab-ı Allah hayırla tamamlamayı nasip etsin. Şehrimize ve ülkemize sunduğunuz katkılardan dolayı da Müsiyat ailesi olarak sizlere teşekkür ediyoruz, saygılar sunuyoruz. Hacılar Belediye Başkanı Avukat Bilal Özdoğan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Biz de Müsiyat'ı yakından takip ediyoruz. Ülkemize, ilimize yaptığınız katkıların müşahede edip keyif alıyoruz, gurur duyuyoruz. Çünkü şunu biliyoruz ki iş adamlarımız, sanayicilerimiz ne kadar üretime katkı verirlerse ilçelerimiz de, ilimiz de, ülkemiz de o anlamda gelişecektir, büyüyecektir. Var olan güzelliklere güzellik katıyorsunuz. Biz de emeğinize sağlık diyoruz. Yüreğinize sağlık diyoruz. Her türlü ilçemize yapacağımız faaliyetlerde de başladığımız, devam eden projelerde de hem gönülden desteğinizi hissediyoruz hem de kısmet olursa da iş adamlarımızda da yapacağımız çalışmalarda birlikte olmaktan da keyif alacağımızın altını çizmek isterim. Biriz, beraberiz. Gerçekten Kayseri için, güzel Türkiye'miz için el ele, gönül gönüle çalışmalara devam edeceğiz. Yahyalı'ya geçelim. Yahyalı Belediyesi sağlıklı yaşam için pedal çeviriyoruz sloganıyla ilçede bisiklet turu düzenledi. Yahyalı Kaymakamı Metin Eyüp Koca, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu, MHP Yahyalı İlçe Başkanı Nebi Akkuş, Yahyalı İlçe Emniyet Müdürü Zeynel Kubat, Yahyalı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı, kamu kurum müdürleri, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla sabah 07.30'da başlayan 5 kilometrelik bisiklet turu yaklaşık 1 saat sürdü. Yapılan bisiklet turu hakkında basın açıklamalarda bulunan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, bugün kaymakamımız, siyasi parti temsilcilerimiz, belediye meclis üyeleri, kamu kurum müdürlerimiz, STK temsilcilerimiz ve vatandaşlarımızla birlikte sağlıklı yaşam için pedal çevirdik. Ayrıca 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde yapamadığımız etkinliğimizin de bugün telafisini yaptık. Güzel bir Yahyalı sabahında belirlediğimiz 5 kilometrelik parkuru tamamladık. Ben katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Bu tür etkinliklerimiz devam edecek. Buradan bir müjde vermek istiyorum. Önümüzdeki hafta ilçemize karne hediyesi olarak öğrencilerimize içinde rafting yapacağımız bir festival düzenliyoruz. İç Anadolu'nun en güzel rafting parkuru ilçemizde yer alıyor. Ben buradan Sayın Kayseri Valimiz'de festivalimize davet etmek istiyorum diye konuştu. Yahyalı Kaymakamı Metin Eyüp Koca da yaptığı açıklamada Yahyalımız inanç, kültür, doğa turizmiyle insanın ne umduysa bulabileceği ender yerlerden bir tanesi. Turizm sezonunu bugün bisiklet turuyla başlatmış olduk. İnşallah rafting parkurunu da tamamlayarak bu güzelliği ilçemize kazandıracağız ifadelerini kullandı. Organizasyon bitiminde tura katılanlara çorba ikram edildi. Erciyes'e gidelim. Doğa severler Erciyes'te çevre temizliği yapacak çevre gönüllüleri Kayseri Erciyes AŞ tarafından geleneksel olarak düzenlenen Erciyes'te Mavi Yeşil Bir Gün etkinliğinde buluşacak. Kış sezonunda yurt içinden ve yurt dışından milyonlarca yerli yabancı misafir ağırlayan Erciyes Kayak Merkezi'nde yazla birlikte karın kalkması ile birlikte çevreye biriken atıklar toplanacak. Erciyes'te her yıl düzenlenen etkinlik Dünya Çevre Günü münasebetiyle bu sene 11 Haziran 2022 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. 2200 metredeki Tekir Kapı bölgesinde bir araya gelecek olan çevre gönüllüleri dağ genelinde temizlik yapacak. Kayseri Erciyes AŞ tarafından Temiz Bir Erciyes için el ele sloganı ile yürütülen bu faaliyet, sivil toplum kuruluşları, spor kulüpleri ve çevre hassasiyetine sahip gönüllü vatandaşların katılımıyla yapılacak. Bu etkinlikle hem Erciyes'in temiz olması hem de halkımızda çevre şuurunun pekiştirilmesi ve
ve çevre sorunlarının çeşitli yönlerine dikkat çekilmesi amaçlanıyor. 11 Haziran Cumartesi günü saat 11'de başlayacak etkinlik için Mimar Sinan Park'a girişi önünden saat 10'da ücretsiz otobüsler kaldırılacak. Organizasyon hakkında bir açıklama yapan Kayseri Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahit Çıngı, Erciyes'te geleneksel hale getirdiğimiz Mavi Yeşil Bir Gün faaliyetimiz hem halkımızda çevreci vatandaşlık şuurunun yerleşmesi hem de Erciyes'teki fiziki ortamın güzelleşmesi açısından faydalı oluyor. Yıl boyunca Kayseri Büyükşehir Belediye'miz ve Melik Gazi Belediye'miz Erciyes'teki temizlik hizmetlerini aksatmadan başarıyla sunuyor. Fakat bizler de Erciyes AŞ olarak öncülük ettiğimiz bu çevre temizlik kampanyasıyla en kolay temizlik kirletmemektir yönünde bir toplumsal şuurun oluşması için gayret ediyoruz. Düzenlediğimiz etkinlikle her yıl tonlarca çöp toplandığını hatırlatmak ve çevreyi temiz kullanmamızın önemine bir kez daha vurgu yapmak istiyoruz. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızı çevreci olmaya ve daha temiz bir Erciyes için el ele vermeye davet ediyoruz dedi. ...70 yaşındaki Nermin teyzenin şimdi hikayesini ekranlara getiriyoruz. Kocasının Halk Eğitim Merkezi tarafından Hayat ve Öğrenme Haftası çerçevesinde yıl sonu ürün sergisi yapılmıştı. Burada 4 sene önce Çin'i boyama sanatı alanında kursa başlayan ve kursa halen devam eden 70 yaşındaki Nermin Barlas'la yaptığı eserleri sergiledi. Nermin Hanım diyor ki kurslar insanın dertlerini unutturuyor. Milliyetin Müdürü Ayhan Teltik de şöyle demiş. Yaşa bakmadan merkezimizdeki kurslara bütün vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Koca Sinan Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından 12 branşta 400'e yakın eserin bulunduğu serginin açılışına Koca Sinan Kaymakamı İlhan Abay, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Halk Eğitim Merkezi öğretmenleri ve kursiyerler katıldı. Açılışın ardından protokol üyeleri ürünlerin sergilendiği standları gezerek ürünler hakkında bilgiler aldı. İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, düzenlenen kursların bütün vatandaşlara açık olduğunu söyledi. Bugün hayat ve öğrenme ile ilgili eserlerinin sergilendiği, hayat ve öğrenmenin haftası kapsamında açılan 400'e yakın eserin bulunduğu sergimizi açıyoruz. Bu serginin bize en büyük sürprizi Nermin Hanım oldu. 70 yaşında bir kursiyerimiz. Bugün Çin'i boyamasıyla ilgili derslere katıldığını ve hayat bulduğunu belirtti. Her yaştan kursiyerimize burası açık. Gerçekten şu eserleri gördüğümüzde 400-500'e yakın eserimiz var burada. Harika şeyler yapılmış, çok güzel eserler yapılmış, ortaya konulmuş. Bir emek var. Biz Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü olarak, Kayseri İmniyeti Müdürlüğü olarak 16 tane halk eğitim merkezimizde halkımızı bekliyoruz. Yaş sınırı olmadan her yaşta kursiyerimiz gelip buralara kayıtlarını yapabilirler. Bu güzel eserlerin ortaya çıkarılmasına katkıda bulunabilirler. Özellikle yaşımız 70-75 demeyelim. En az ilgi duyduğumuz her alanda kursumuz açılabiliyor. Bu konuda kurs yetkililerimize çok teşekkür ediyorum. Kursta yaptığı eserleri sergileyen 70 yaşındaki kursiyer Nermin Barlas da şu ifadelere yer verdi. Bu kursa tesadüfen başladım. Sadece Çin'i bölümü varmış 4 yıl önce. Oraya yazıldım ama iyi ki de yazılmışım. Bütün hanımlara, benim gibi evde oturup canı sıkılan hanımlara, mutfak oturma odası, televizyon karşısı deyip de dolaşan hanımlara mesaj veriyorum. Hepsi gelsin. Bağımlılık yapıyor. İnsanın yaşını, başını, hastalığını, bizlerde hastalık da çok oluyor. Ağrısını, sızısını anlamıyorlar. Gelsinler herkes, bu kurslara katılsınlar. Hocalarımız mükemmel. Güzel öğretiyorlar. Bizler de zevk alarak yapıyoruz. Herkese tavsiye ederiz. İyi ki de bu kurslar var, iyi ki de açmışlar. İnşallah gençlerimize de sevdiririz. Bu ilerler gider. Yoksa unutulmaya yüz kalmış, kıyıda kenarda duran Çin'i derslerimiz İnşallah revaçta olur. Protokolün standları gezmesinin ardından salonda mini konserle Kayseri Türküleri dinletisi yapıldı. Her gün işte altın ne olacak, doların fiyatı ne oldu, euro nereye gidiyor bunları konuşuyoruz. Piyasa uzmanı Kemal İnce Toprak bizim için
genel bir değerlendirme yaptı. Bir söyleşi gerçekleştirdik. Şimdi sizlere aktarıyoruz. İşte altın, döviz, euro'daki son durum. Geçtiğimiz günlerde altın fiyatları düştü, dolar ve euro'da arttı. Nasıl değerlendiriyorsunuz piyasayı? Evet, öncelikle hoş geldiniz. Haziran ayına girmiş bulunmaktayız. Haziran ayının ilk haftasındayız. Biraz altın ve euro dolar bölgesi için Kayseri tabiri çetrefilli olarak tabir edebileceğimiz bir süreçten geçiyoruz. Malum önümüz düğün sezonu, artık havaların ısınmasıyla birlikte düğün mevsimini açmış bulunmaktayız. Ancak altın alacak vatandaşlar da bir miktar fiyatlardan şikayetçiydi. Geçtiğimiz hafta Amerikan Merkez Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankamızın açıklamış olduğu faiz kararları vardı Mayıs ayına ait. Beklenildiği üzere Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankamız ve Para Piyasası Kurulu yaptığı toplantı neticesinde politika faizini %14 gibi bir oranda sabit bıraktı. Aşağı yukarı yılbaşından bu yana da zaten faiz artırımı gibi bir hükümetimizin gündeminde böyle bir madde olmadığı için faiz indirimini de mevcut açıklanan enflasyon rakamlarına göre çok imkan dahilinde olmadığı için faizin sabit olmasını bekliyorduk ki piyasada zaten bunu daha öncesinden fiyatlamıştı. Buna hareketle piyasada ufak dalgalanmalar oldu. Yani eskisi gibi faizin hemen arkasından %1, 2, 3, 5 gibi düşüşler ya da yükselişler gözlemlemedik. Tabii piyasada gelen haberler doğal olarak bizim altın tarafında fiziki emtiaları, gümüş aynı şekilde yine vatandaşın yatırım olarak tercih ettiği bu tarz emtiaları olumlu olumsuz iki yönde de etkileyebilmekte. Dilerseniz öncelikle bir mevcut piyasa fiyatlarından bahsedelim. Daha sonrasında önce gelişini, daha sonra da gidişatını değerlendirelim. Şu anda mevcutta 24 ayar gram altının fiyatı 990 lira, 993 lira bandında ilerliyor. Geçtiğimiz haftayı 985 bandında kapatmıştı gram altın. Bu hafta başlangıcında bir 8 TL'lik bir gramda artış gözlemledik. Onun haricinde 22 ayar gram altının fiyatı Kayseri Saraflar ve Kuyumcular Derneğimizin tavsiye edilen satış niteliğindeki fiyatı 963 TL. Vatandaşlarımızın en çok takip ettiği, algıda seçicilik olarak tabir ettiğimiz çeyrek altınımız var. Çeyrek altınımız da 1620 TL'den şu an satılıyor. Geri dönüşünde de 1590 TL'den vatandaşımız nakit olarak değerlendirebilmekte. Euro bölgesinde 16.55, 16 dolar bölgesinde özür diliyorum 16.55, 16.65. Euro bölgesinde de 17.75, 17.85 gibi fiyatlar şu anda serbest piyasada alıcı ve satıcı bulmakta. Şimdi altın ve euro dolar fiyatlarının değişimini birden farklı parametreler etkiliyor. Bunlara daha önce de değinmiştik. Şimdi ilk etapta siyasi gelişmeler, daha sonra ekonomik gelişmeler, daha sonra askeri gelişmeler bu farklı parametrelere bağlı olarak hareket ediyor. Şimdi önümüzde Haziran ayında iki merkez bankasının da faiz kararları yeniden açıklanacak. Ayda bir düzenli olarak zaten yapılan toplantılar. İlk etapta 15 Haziran'da Amerika'dan gelecek euro ve dolar bölgesini etkileyecek bir faiz kararı var. Son iki dönemde orada bir faiz artırımı durumu söz konusu. Şimdi ülkemizdeki enflasyon rakamlarından bahsediyoruz. Kimine göre çok yüksek, kimine göre değerinde vesaire bunlar tartışılabilir. Ancak enflasyon dünya genelinde yükselişte. Doğal olarak ne yapıyor? Faiz artırımı ihtimali olan merkez bankaları faiz artırımına gidiyorlar. Şu anda bizim mevcut kurlardan dolayı faiz artırımı yapma durumumuz söz konusu olmadığı için doğal olarak biz sabit bırakıp faizi pas geçip biraz daha piyasa standartlarına uymaya çalışıyoruz. 15 Haziran'da Amerika'dan gelecek faiz kararı çok önemli. Kuvvetle muhtemel oradan da bir yükseliş bekleniyor. Bu dolar ve euro bölgesinde de fiyatları TL karşısında güçlendirir. Daha sonrasında da 23 Haziran'da kendi merkez bankamız toplanacak. Buradan yine biz bir sabit faiz kararı çıkmasını bekliyoruz. Ancak bu hafta, geçtiğimiz hafta sonunda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Bakanımız Nurettin Nebati'nin yapmış olduğu açıklamalar var. Enflasyon düşüş eğilimine doğru döndü. Yani doygunluk seviyesine ulaştık. Açıklanan rakamlar %73-74 seviyesinde. Tabii sene sonunda %48, bir sonraki sene için %19 gibi bir vaatler var. Tabii ki şu an için serbest piyasada bunu algılamak çok zor. Ama uzun döneme yönelik bir muhakkak, şimdi 21 Aralık 2021 gecesinden sonra yeni bir ekonomik düzene geçtik. Bu ekonomik düzeni sindirmemiz şu an için 6 ay kadar sürdü. Tabii ki sindirirken de kurlar da fiyatlar da yeniden yükseldi. Tabii ki bundan sonra atılacak adımlar çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu akşam bir açıklaması olacak. 3600 ek gösterge ile alakalı bir çalışma var. Onun haricinde bir bono zikrediliyor. Ancak şu an için piyasada hiçbir fiziki karşılığını göremedik. Gördüğümüzde böyle bir bono açıklanırsa fiyatlarda bir düşüş yeniden meydana gelebilir. Dediğimiz gibi yani şu anda birinci etapta siyasi gelişmelere bağlıyız aslında. Biraz ekonomik olarak banteri. Çünkü ekonomik kararlar 3 aşağı 5 yukarı sabit, belli. Gelecek veriler de belli. Ha, çok enteresan durumların olması lazım. Misal bir
askeri olarak da bir örnek verirsek, Rusya-Ukrayna savaşı gibi savaştan bir olumlu haber gelirse, orada bir ateşkes durumu olursa o da piyasayı rahatlatacaktır. Doğal olarak yani tek bir şeye bağlı konuşamıyoruz. 3-4 farklı parametreleri bir araya getirip bizler de sadece yatırım tavsiyesi olmayacak şekilde tahminlerde bulunuyoruz. Ancak orta ve uzun vadede yatırımcılarımız bu zamana kadar altın kısmında hep yüzleri güldü. Yani altınını daha önceden alıp zarar ettim diyen vatandaş sadece yanlış zamanda satış yaptıysa zarar etmiştir. Onun haricinde zarar ettim deme şansı zaten imkansız. Dediğimiz gibi mantıklı yatırımlara yönelmek lazım. Biraz daha işçiliği olmayan ürünlere vesaire yöneldiğimiz zaman her zaman için bizim yüzümüzü güldürecektir. Tabii burada ayrıyeten bir siyasi gelişmelerden İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği durumu söz konusu. Tabii burada da İsveç ve Finlandiya daha önce PKK'ya destekleriyle bilinen, aleni bir şekilde açık olan ülkeler. Bunların NATO'ya girmesini de biz ülke olarak kabul etmiyoruz, edemeyiz de. Doğal olarak Cumhurbaşkanımızın da bununla alakalı gergin ve sert bir çıkışı oldu. Ayrıyeten bir siyasi gelişmelerden İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği durumu söz konusu. Tabii burada da İsveç ve Finlandiya daha önce PKK'ya destekleriyle bilinen, aleni bir şekilde açık olan ülkeler. Bunların NATO'ya girmesini de biz ülke olarak kabul etmiyoruz, edemeyiz de. Doğal olarak Cumhurbaşkanımızın da bununla alakalı gergin ve sert bir çıkışı oldu. Bu da tabii piyasayı ister istemez bu tarz çıkışlar etkiliyor. Tabii ki daha sonrasında düzene girer ama bu anlık durumlarda fiyatların yükseleceğine işaret ediyor. Gram altında daha önce test edilen 1062 gibi bir rekor fiyatımız var TL karşısında. Doğal olarak altın her zaman yıllardır gördüğü seviyenin üzerini görmüştür. Daha sonra geri gelmiştir, daha sonra üzerine çıkmıştır. Bu şekilde kademeli zikzak hareketleri çizer. Şu an için gramda hedef 1062 lira. Bu görünüyor. Zaten şu anda da 1000 liraya çok yaklaştık. Önümüzün de yaz dönemi olmasıyla birlikte düğün mevsiminin açılmasıyla beraber bir arz talep dengesi de tabii ki emtiaları etkiler. Şu anda ürüne talep başlıyor ister istemez düğünlerle beraber. Doğal olarak hiçbir şey olmasa bile altında bir %10'luk yükseliş daha görülebilir. Ekonomik ve siyasi tekrar bir rahatlatma gelmezse gramda 1050 liraları geçtikten sonra 1100 liralar, daha sonra sene sonunda 1200 liralar da görülebilir. Ancak dediğim gibi bu arada gelecek haberler bizler için çok önemli. Şimdi yani 1050-1100 olacak derken bu bir kanun değil. Tabii ki piyasaların, finansal grafiklerin gösterdiği verilerin neticesi. Ancak hükümetten gelen askeri, siyasi, ekonomik hiç fark etmez. Herhangi bir müdahale de burada altın fiyatlarında aşağı tarafta gramda 880 lirayı gösteren bir grafik de var. Yani iki yönlü bir senaryodan bahsediyoruz. Arada gelecek verilere göre fiyatlar şekillenecek ama orta ve uzun vadede yatırımcılarımız için hala tavsiyemiz hani gramı 1000 liradan altın alınır mı? Alınır. Neden alınmasın? Daha önce 1052 lira olmuş, 1062 lira olmuş. Doğal olarak vatandaşımız burada %5 de olsa, %10 da olsa bir kar marjını gözetebilir. En azından hani mevcut enflasyona yenilmeyelim mantığında yatırım yapılabilir. O yüzden vatandaşlarımıza tavsiyemizdir. Hani euro dolar bölgesi için çok net konuşamıyorum. Oralarda çünkü çok fevri hareketler var, çok anlık hareketler var. Yani bugün 16.50'den aldığınızda sabah tekrar 15.50 durumu söz konusu olabilir. Ancak altında
1000 liradan aldığınız ürün 980 ile 1020 arasında gider. Biraz daha sağlamcı diye tabir ettiğimiz yatırım aracıdır. O yüzden önümüzdeki süreci bekleyeceğiz, gelişmeleri göreceğiz. Ona göre fiyatların şekillenmesiyle beraber biz de çözümlere odaklanacağız. Şu an için dediğimiz gibi vatandaşlarımızın düğün mevsimiyle beraber ihtiyaçları varsa, boşta duran Türk liralarıyla yatırım yapmak isterlerse gram altın tarafı şu an için yani 1000 liranın altında alım fırsatı gibi gösteriyor. Dediğimiz gibi ekstra bir müdahale olmadığı sürece vatandaşlarımıza tavsiyemiz altın gibi güvenli bir limandan korkmasınlar. Boşta duran yatırımlarını gram altın bandında değerlendirebilirler, çeyrek altın bandında değerlendirebilirler. Hani fiziki emtialar savaş ortamlarında her zaman piyasanın üzerinde işlem görür. Şu anda da aynı durum söz konusu. Tabii ki güneyde de sınır ötesi operasyonlar devam ediyor. Oradan gelecek neticeler haberlerde piyasayı etkileyecek. Doğal olarak vatandaşlarımızın hala güvenli limanda kalmalarını, giriş yapmadılarsa bile bu fiyatlardan tedirgin olmalarına gerek yok. Alıp uzun, orta ve uzun vadede bekleyebilirler. Yani bugün alayım, bir hafta sonra satarım, 10 gün sonra para kazanırım, bir ay sonra para kazanırım diyen vatandaşlarımızın çok bu zamana kadar yüzü gülmedi. Doğal olarak orta ve uzun vadeci için her zaman altın yatırım aracı olarak değerlendirilebilir efendim. Hayırsever Büyük Kılıç ailesi tarafından eğitim öğretime açılan İlmiye Ahmet Nuri Büyük Kılıç İlkokulu'nda okuma bayramı etkinliği düzenlendi. Birinci sınıf öğrenciler tarafından düzenlenen etkinlikte minikler okuma ve yazma öğrenmenin sevinciyle hem eğlendi hem de eğlendirdi. Hayırsever Büyük Kılıç ailesi tarafından yaptırılan İlmiye Ahmet Nuri Büyük Kılıç İlkokulu 2021-2022 eğitim öğretim yılı ikinci döneminde eğitim öğretimi açılarak hizmet vermeye başladı. Okulun birinci sınıf öğrencileri eğitim öğretim döneminin sonuna doğru okuma yazma öğrenmelerini kutladıkları okuma bayramı etkinliği düzenlediler. Şehit Cennet Yiğit İmam Hatip Ortaokulu salonunda düzenlenen ve öğrencilerin okuma yazma sevincine sahne olan etkinliğe minik öğrenciler, veliler ve öğretmenler katıldı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte programı sunan 1. sınıf öğrencileri, minik Yusuf Selim Aydın ve Beyza Üstopuz, 1. sınıflar olarak çok çalıştıklarını ve okumayı yazmayı öğrendiklerini belirterek öğretmenlerin Musa Demir ile teşekkürlerini ilettiler. Minik Yusuf'un ve Beyza'nın masal tadında anlattıkları 1. sınıf maceraları, tiyatro gösterileri ve Türk Büyükleri sahne gösterisiyle devam etti. Paşam 60'tı güzel yıldım. Yerine yeni bir devlet kurdum. Türk'ün şanlı sesini dünyaya duyurdum. Dedim öğretmenler, yeni nesil siz de sevinizdir. Siz de sevgili öğrenciler, bunların kıymetini bilin. Parayla İstiklal Marşı yazılmazdı bence. Dostlar ısrar edince tamam dedim bu işe. Etkinlikte miniklerden oluşan koro grubunun seslendirdiği parçalar ve halk oyunları grubunun oyunları katılımcılardan alkış toplarken minik öğrenciler okuma yazma bayramlarında doyasıya eğlendi. Programda konuşan öğretmen Musa Demirel ise öğrencilere rehber olduklarını belirtti. Anneler de yoldaşımız, tabii babaları da unutmuyoruz. Onlara da teşekkür ediyorum Mehmetçim için. Biz öğretmen olarak sadece sevdik diyorum. Sevgi her kapının anahtarı. Biz çocukları sevdik, okumayı öğrendik. Bunların hepsi siz değerli velilerim sayesinde. Hepinize teşekkür ediyorum. Program sonunda minik öğrencilerin anneleri tarafından Musa öğretmenin öğrencilerine hediyesi olan madalyalar miniklere takdim edildi. Öğrenciler, velileri ve öğretmenleriyle birlikte günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. İlmiye Ahmet Nuri Büyük Kılıç Okulu yaklaşık 9000 metrekare alan üzerine toplam 24 derslikli, yaklaşık 4000 metrekare kapalı alana sahip bir şekilde projelendirildi. 3 katlı okulun bodrum katında 1000 metrekare mutfak, sığınak, yemekhane, çok amaçlı salon ve teknik hacimler yer alıyor. Zemin katta 1475 metrekare alanda 12 ders, okul öncesi derslikleri, idari birimler, kantin ve ıslak hacimler ve birinci katta 1475 metrekare alanda 12 derslik, atölyeler, kütüphane, idari birimler, rehberlik birimleri ve ıslak hacimler bulunuyor. Kocasinan ilçesinde bulunan Sancaktepe Şehit Fahrettin Liv Çalkan İlk ve Ortaokulu özel eğitim sınıfı, burada özel öğrencilerin yaptığı oyuncaklar 3 ülkeye ihraç edilecek.
Kayseri'nin Kocaesnan ilçesinde bulunan Sancaktepe Şehit Fahrettin Livçalkan İlk ve Ortaokulu'nda özel eğitim sınıfında eğitim gören 12 öğrenci oyuncak yapımına başladı. Zaman içerisinde aldıkları eğitimlerle kendilerini geliştiren öğrenciler birbirinden güzel oyuncaklar yapmaya başladı. Tahtalardan kuş evi, ses ağacı ve at gibi oyuncaklar yapan öğrencilerin el emeği ürünleri bir firma tarafından beğenildi. Firma tarafından alınan oyuncaklar Hırvatistan, Romanya ve Almanya'ya ihraç edilecek. Sancaktepe Şehit Fahrettin Livçalkan İlk ve Ortaokulu Müdürü Ali Aldal şunları söyledi. 1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası. Bakanlığımız ikincisini kutluyor bu yıl. Biz de Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nda bir workshop yapalım diye yola çıktık. Yaklaşık 6 aylık bir emeğimiz var burada. Okulumuzdaki 12 tane özel eğitim sınıfı öğrencimiz var. Ortaokul ve ilkokul özel eğitimi. Bunlarla 6 aydır ahşap oyuncak üretimini başlattık. Burada Kayseri'de bir firmadan yardım alarak önce başladık. Sonra parçalar yaptık, birleştirdik, boyadık ve onlarla yurt dışına satışlarını gerçekleştiriyoruz. Şu anda Hırvatistan, Romanya ve Almanya, daha sonra da diğer ülkelere ihraç edilecek. Şimdi bizim 12 tane özel eğitim sınıfı öğrencimiz var. Bunların hem maddi olarak katkı olacak çocuklarımıza, hem de manevi olarak velilerin ve çocukların kendisini iyi hissetmesini sağlayacağız. Bundan sonraki amacımız, bu çocuklar bizde 8 yıl kalıyorlar. 8 yıl içerisinde üretebildiğimiz kadar fazla oyuncak üretip, çeşitlendirip çocukların da kendine hem maddi bir gelir sağlamasını hem de kendilerini iyi hissetmesini sağlayacak çeşitli aktiviteler yapmayı planlıyoruz. Okul öğrencisi Berat Kara da oyuncakları yaparken çok eğlendiklerini dile getirdi. Şimdi bir de kuş evi yaptık, yani papatyalarla birleştirerek yapabildik. Bu yaz özellikle Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde kültür sanat etkinlikleri tam hızla gidiyor. Yaz mevsiminde düzenleyeceği muhteşem bir festival ile yine merhaba diyor Büyükşehir Belediyesi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi gerçekleştireceği Yaza Merhaba Gençlik Festivali'nde birbirinden ünlü sanatçılarla Kayserilileri buluşturacak. 9 Haziran'da başlayacak olan ve Tuğçe Kandemir, Baha gibi ünlü isimlerin 4 gün boyunca sahne alacağı festivalde sportif ve sanatsal etkinliklerde yer alacak. Başkan Doktor Memduh Büyükkılıç önderliğindeki Büyükşehir Belediyesi, medeniyetlerin beşiği olan Kayseri'de kültür ve sanata ayrı bir özel önem veriyor. Bu zamana kadar gençlere yönelik birçok etkinlik gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi bu kez de Yaza Merhaba Gençlik Festivali düzenleyecek. 4 gün sürecek festivalde birbirinden ünlü sanatçılar Kayseri'de konser verecek. Festival 9 Haziran'da Semih Tercan ve Tuğçe Kandemir'in muhteşem konseriyle başlayacak. Daha sonra konserler 10 Haziran'da sevilen müzik grubu İbera ve Kayserili sanatçı Muzaffer İltaş'la devam edecek. 11 Haziran'da Nihat Altındiş ve ikilimin sahne alacağı festivalin son günü olan 12 Haziran'da ise ünlü sanatçı Baha ve Ayşen Kaya hayranlarına müzik ziyafeti sunmaya devam edecek. Gençler başta olmak üzere birçok vatandaşın sportif ve sanatsal etkinliklerle keyifli vakit geçireceği Yaza Merhaba Gençlik Festivali'nde 9 Haziran Perşembe günü saat 19'da Semih Tercan ve saat 20.30'da sevilen sanatçı Tuğçe Kandemir konseri Talas Paraşüt İndirme Alanı ile başlayacak. Şehrin farklı noktalarında gerçekleşecek konserler kapsamında İmera ve Muzaffer İltaş, Kadir Has Stadyum Otoparkı'nda, Nihat Altındiş ve İkilem Sümer Spor Tesislerinde, Baha ve Ayşen Kaya ise İldem Kayser Mal AVM Açık Otoparkı'nda sahne alacak. Birbirinden sevilen şarkıları seslendirecek olan sanatçılar Kayserililere unutulmaz bir festival yaşatacak. Devel ilçesinde bir vatandaş tarafından yaralı şekilde bulunan puhu kuşu gerekli bakım ve tedavisi için Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından veteriner hekime teslim edildi. Baykuş ailesine mensup olan puhu kuşu geniş kanat açıklığı ve iri yapılarıyla kolayca ayırt edilebilirken sessiz uçuşları ve gece görüşleriyle sadece karada değil havada da avlanabiliyor. Avlanma yelpazesi geniş olan puhu kuşunun avlanma listesinde neredeyse tüm küçük canlılar yer alıyor. Puhularda dişi kuş kuluçkadayken yuvaya erkek puhu kuşu baktığı için bilinçsiz ve yasa dışı avlanılmasının puhu ailesi için çok olumsuz sonuçları oluyor.
Yaralı bulunan Puğu kuşu gerekli tedavisinin yapılmasının ardından ekipler tarafından doğal ortamına geri bırakılacak. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nce Erciyes Üniversitesi Bahar Şenliği'ne katılan gençlere Kadın Acil Destek Uygulaması KADES tanıtıldı. Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amiri ekipleri tarafından kadına karşı şiddeti önlemeye yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde Erciyes Üniversitesi'nde düzenlenen 21. Bahar Şenliklerine katılan vatandaşlara KADES tanıtımı yapıldı. Toplumsal bilincin artırılması amacıyla 1000 adet bilgilendirme broşürü de şenliklere katılanlara dağıtılırken ayrıca tanıtım filmi de izletildi. Kadın Acil Destek KADES uygulaması sayesinde eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddet görme ihtimali olan kadınların akıllı telefonlarına yükleyecekleri KADES uygulamasıyla konum bilgilerini tek bir dokunuşla acil çağrı merkezlerine ulaştırmaları ve sonrasında en yakın ekip ve devriyeden hızlı bir şekilde yardım almaları sağlanmaktadır. Kayseri Üniversitesi ile devam edelim. Kayseri Üniversitesi, kardeş ülke Azerbaycan'da Avrasya Üniversitesi ve Devlet Pedagoji Üniversitesi ile eğitim ve işbirliği protokolü imzaladı. Kayseri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kurtuluş Kara Mustafa beraberinde Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doçent Doktor Rıdvan Karabulut'la Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de eğitim işbirlikleri çerçevesinde çeşitli temaslarda bulundu. Rektör Kara Mustafa'nın Bakü'de ilk durağı Azerbaycan Pedagoji Üniversitesi oldu. Burada Rektör Profesör Doktor Cafer Caferoğlu ziyaret eden Kayseri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kurtuluş Kara Mustafa, Pedagoji Üniversitesi ile eğitim ve işbirliği protokolü imzaladı. Ardından Azerbaycan Avrasya Üniversitesi'ne geçen Rektör Profesör Doktor Kurtuluş Kara Mustafa, Avrasya Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nazım Hüseyinli ile iki üniversitenin eğitim ve işbirliği protokolüne imza attı. Kayseri Üniversitesi Rektörü Kara Mustafa, uygulama ve proje odaklı üniversite misyonuyla kurulduğu günden bu yana önemli mesafe kat eden Kayseri Üniversitesi'nin sadece ülke içerisinde değil, dış ülkelerde ve özellikle Türk dünyası ve akraba topluluklarında öğrenci ve öğretim elemanı değişimi, tecrübe aktarımı, ortak proje, ihtiyaç duyulan alanlarda uzaktan eğitim işbirliği, Türk dünyası ve akraba topluluklarıyla kültürel ilişkilerin artırılmasına yönelik çalışmalar, üniversitelerin sosyal imkanlarından ortak faydalanma gibi birçok konuda işbirliği yaptıklarını belirtti. İmzalanan bu işbirliklerinden hem üniversitelerinin hem de öğrencilerin büyük ölçüde fayda sağladığını kaydeden Rektör Kara Mustafa, Azerbaycan Avrasya Üniversitesi ve Azerbaycan Pedagoji Üniversitesi rektörlerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti ve imzalanan protokollerin taraflara hayırlı olmasını diledi. Kayseri Üniversitesi Rektörü Kara Mustafa 9-10 Haziran 2022 tarihlerinde Yükseköğretim Kurulu'nun koordinasyonunda Taşkent Devlet Ulaşım Üniversitesi ile Ege Üniversitesi'nin ev sahipliğinde İzmir'de düzenlenecek ve Orta Asya ve Türk dünyasına yönelik işbirliği çalışmalarının ele alınacağı Türkiye-Özbekistan Eğitim Forumu'na katılacak. Aday öğrencilere eğitimci yazar Süleyman Belidoğlu, YKS öncesi aday öğrenciye tavsiyeleri konulu bir konferans verdi. Abdullah Gül Üniversitesi'nde bu konferans gerçekleşti. Biliyorsunuz Süleyman Hoca'ya bonus hoca diyorlar. İşte o haber. Düzenli uyuyan ve yeterince uykusunu alan öğrencilerin dikkatlerinde artışlar olur diyor. Üniversite sınavına girecek aday öğrenciler Abdullah Gül Üniversitesi'nde bir araya geldi. Eğitimci yazar Süleyman Belitoğlu aday öğrencilere, YKS öncesi aday öğrencilere tavsiyeler konulu konferans vererek sınav stresine nasıl yeneceklerini anlattı. Böyle anlarda çocuklar bilgi turlama tekniği, kitaptan şöyle rastgele bir açın bakın hangi konuyu dersi unuttum zannediyorsanız unutmadığınızı görürsünüz. Kamuoyunda bonus hoca olarak da bilinen eğitimci yazar Belediyeoğlu konferansını Abdullah Gül Üniversitesi'nin daveti üzerine Sümer Kampüsü konferans salonunda verdi. Üniversite adayı öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği konferansta Belediyeoğlu motivasyon, stresle baş etme, sınav kavgasını yenme ve sınava daha iyi motive olma konularında önerilerde bulundu. Dikkati toplamayı engeller ve en çok da genel matematik becerisini geriletir diyor. Neden matematik becerisini geriletiyor çocuklar? Son bilgi, sonra sorularınıza geçeceğim. Matematik soyut sembollerle anlatılmasına rağmen soyut bir bilim ama
somut bir bilim ama soyut sembollerle anlatılıyor çocuklar ve siz o soyut sembollerle anlatıldığı için daha üst düzey dikkat göstermek zorundasınız matematiğe diyorum. Belediyeoğlu verdiği konferansın sonunda katılan tüm öğrencilere toplu halde kendi geleneği haline getirdiği üniversiteyi kazanma yeminini ettirdi. Derimi tekrar edin. Bu sınavı azmimizle, çalışmamızla, yüreğimizle kazanacağız ve üniversiteli olacağız. Konferansın açılış konuşmasını yapan rektör yardımcısı Profesör Doktor Erk Hacı Hasanoğlu ise Türkiye'nin çok değişmekte olduğunu, bununla birlikte jenerasyonların da çok değiştiğini söyledi. Türkiye çok değişiyor. Jenerasyonlar çok değişiyor. Sizin hayata bakış açınız çok değişiyor. Lütfen talep edin. Benim Erk olarak sizden ricam, talep edin, isteyin. Sizin gücünüz buradan geliyor. Kayseri'deki devlet okulları ve özel okullardan yaklaşık 500 aday öğrencinin katıldığı konferans yoğun ilgi gördü. Yine bir ziyaret var sırada. OSTEM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın ve ekibi Erciyes Teknopark'ı ziyaret etti. OSTEM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın ve ekibi Kayseri ziyaretleri kapsamında Erciyes Teknopark Genel Müdürü Serhat Dalkılıç'ı ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundular. Gerçekleşen ziyarette OSTEM Yönetim Kurulu Başkanı ve OSTEM Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın'ın yanı sıra OSTEM Başkan Yardımcısı Sıtkı Öztun'a, OSTEM Teknopark Genel Müdürü Derya Çağlar, OSTEM Enerji Kümelenmesi Başkanı Yaşar Çelik, OSTEM Teknik Üniversitesi Profesör Doktor Demiral Akbal, OSTEM Teknik Üniversitesi Gökhan Topal, OSTEM Teknik Üniversitesi Ayşenur Irkılata, Arus Koordinatörü İlhami Pektaş, OSTEM Kurumsal İletişim Müdürü Korhan Gümüştekin de bulundu. OSTEM Teknopark ekibine Anadolu'da en çok melek yatırımcının yaşadığı şehir olan Kayseri'de Erben Melek Yatırım Ağı'nın edindiği bilgi ve deneyimi Erciyes Teknopark Girişimcilik Koordinatörü Mehmet Yağcıoğlu aktardı. Anadolu'da melek yatırımcılık ekosisteminin güçlenmesi için kurumlar arasında işbirliği yapıldı. Geçtiğimiz günlerde Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ne bir seçim gerçekleşmişti. Seçimin ardından yönetim kurulu yaptığı ilk toplantıda görev dağılımı yaptı. Görev dağılımında başkanlığa Metin Kösedağ, başkan vekilliklerine Canan Bayram ve Orhan Can Bulatel, başkan yardımcılıklarına ise Kürşat Açıkgöz, Mustafa Duran ve Erkin Bey Uygur Türk getirildi. Muhasep üyeliğe Demet Öztürk, genel sekreterliğe Mustafa Gürbüz ve genel sekreter yardımcılığına ise Salih Karakuzu getirildi. Ahmet Şan, tesislerden sorumlu yönetim kurulu üyesi, Rıfat Kural, üyelerden sorumlu yönetim kurulu üyesi, Emre Şapçı, sosyal faaliyetlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi ve Ali Altuntaş ise kültürel faaliyetlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak görev yapacak. Ayrıca denetim kurulundaysa başkan olarak Sebahattin Sürmen, başkan yardımcısı Duygu Uludaş Demir olurken üyelerse Zafer Kara, Hakan Çiftçi ve Refik Yıldırım oldu. Toplantı sonrasında bir açıklama yapan Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, zor bir görevi devraldıklarının farkında olduklarını belirterek, çok olgun ve güzel bir ortamda yapılan genel kurulda göreve getirildik. Bu bağlamda toparlayıcı bir rolün yanı sıra üyelerimizin her zaman yanında olmaya özen göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bu bağlamda herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Bundan sonra üyelerimizle ilgili özellikle sosyal projelere ağırlıklı çalışmalarımız olacak dedi. Asayiş haberleriyle devam edelim. Kayseri'de polis ekipleri tarafından aralıksız olarak 8 saat boyunca yapılan uygulamada 1250 kişi sorgulanırken çeşitli suçlardan aranması bulunan 2 kişi yakalandı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipleri Amirliği ile Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından gece 12'den sabah 8'e kadar süren aralıksız huzur uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamada 1250 şahıs ve 195 oto, 46 ticari oto sorgulanırken 25 çekçek el arabası, 116 kamu kurum ve kuruluşu, 65 metruk bina, 106 bağ evi kontrol edildi. Ayrıca kağıt toplayan 33 kişi de sorgulandı. Uygulama çerçevesinde 2 aranan şahıs yakalandı, 1 yoklama kaçağına işlem yapıldı ve 2 yakalamalı hacizli oto yakalandı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada İstanbul'da çalındığı tespit edilen 500 bin TL değerindeki tır römorku Kayseri'de bulundu.
Asay Şube Müdürlüğü'ne bağlı otohırsızlık büro amirliği ekipleri çevre illerden çalındıktan sonra genç yapılarak kullanılan ve bu şekilde kente geldiği değerlendirilen tır ve römorklarla ilgili olarak çalışma yürüttü. Ekipler elde edilen bir adet plakasız vaziyetteki römorkun üzerinde kriminal inceleme yapan ekipler römorkun 2020 yılında İstanbul'dan çalıntı kaydı olduğunu tespit etti. 500 bin TL değerindeki römork sahibine teslim edildi. Kayseri Spor Ömer Hoca ile anlaşmıştı. Kayseri Spor Teknik Direktör kariyerine Fatih Karagümrük'te başlayan Ömer Erdoğan 3. durağı olacak. Büyük ihtimalle hafta sonunda da Kayseri'ye gelecek, şu anda İtalya'da tatilde, sözleşmeyi imzalayacak. Sezonun tamamlanmasıyla teknik direktör Hikmet Karaman'la yollarını ayıran Kayseri Spor'da görevi Hatay Spor'la yollarını ayıran Ömer Erdoğan getirildi. 3 Mayıs 1977 tarihinde Almanya'nın Kassel şehrinde doğan Erdoğan, Türk ve Alman vatandaşlıklarına sahip. Bursa Spor'da 7 yıl boyunca forma giydikten sonra 2013 senesinde aktif futbolculuk kariyerine son veren Ömer Erdoğan, daha sonra Bursa Spor'da yardımcı antrenör olarak görev yaptı. Teknik direktörlük kariyerine Fatih Karagümrük'te başladı. Son olarak 2 sezon Hatayspor'u çalıştıran Erdoğan, 82 maçta Bordo Beyazlı ekibin başında sahaya çıktı. Ömer Erdoğan'la Hatayspor sezonu 12. sırada tamamladı. Erdoğan, sezon sonunda yönetimle konuşarak istifa etti. 45 yaşındaki genç teknik adam 2022-2023 sezonu öncesi Hatay Kayserispor'la anlaştı. İtalya'da tatilde olan Ömer Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde Kayseri'ye gelerek takımın başında çalışmalara başlaması bekleniyor. Dağcılıkla devam edelim. Hacılar Dağcılık ve Kız Sporları Kulübü HADAK tarafından düzenlenen Erciyes Kuzey Buzul Zirve Tırmanışı başarıyla gerçekleşti. Faaliyetle 10 dağcı zirve yaptı. Bulutları delen zirvesi, tepesinden eksik olmayan karı ve azametiyle Kayseri'nin sembolü ve Türkiye'nin 5. büyük dağ unvanına sahip olan Erciyes Dağı'nın 3.917 rakımlı zirvesine çıkmak için ülkemizin çeşitli şehirlerinden hadam misafir olarak ilçemize gelen seçkin tağcılar süt donduran yaylasında buluştu. Tırmanışa gece saat 03'te HADAK Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Hakan Özdemir önderliğinde başlayan 10 dağcı 3.917 rakımlı Erciyes Dağı'nın zirvesine saat 11'te ulaştı. Erciyes Dağı'nın 4 mevsim güzellikler sunduğunu söyleyen Hacılar Belediye Başkanı ve HADAK Başkanı Avukat Bilal Özdoğan, HADAK kulübümüzün ev sahipliğinde düzenlenen faaliyete katılmak için şehrimize gelen sporcularımızı misafir etmekten dolayı mutluluk duyduk. Zirve faaliyetine katılan dağcılarımızı tebrik ediyorum. Belediye olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz, dedi.